İkinci Risale Reddi Revafıt Tercümesi Kendilerine Şii diyenler, yirmi fırkadır. İçlerinden birkaç fırkası çok taşkındır. Bu taşkınların bir kısmı, Allah, Ali'nin içindedir. Ali'ye tapmak, ona tapmaktır, diyor. İkinci kısmı, bunları kötülüyor ve, Ali Allah olur mu? o insandır. Fakat insanların en üstünüdür. Allah Kur'an-ı Kerim'i ona gönderdi. Cebrail de iltimas edip Muhammed'e Aleyhisselam getirdi. Muhammed Aleyhisselam Ali'nin hakkını yedi diyor. Üçüncü kısmı bunları kötülüyor ve hiç böyle olur mu? Bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dır. Fakat benden sonra Ali halife olsun dedi. Eshab-ı kiram dinlemeyip diğer üçünü halife yaptı. Ali'yi dördüncüye bıraktı diyerek diğer üç halifeye Ali'nin hakkını aldılar diye düşman oluyorlar. Eshab-ı kiramın çoğuna da onun hakkını vermediler diye düşman oluyorlar. Kendi hakkını aramadı diye Ali'ye de radıyallahu anh çok kızıyorlar. Bu üç kısmını hepsi kâfir oluyor. Diğer fırkalarda nasları inkar etmeyip bunları tevilde yanıldıkları için bidat fırkası oluyor. Allahü Teala hepsine hidayet versin. Doğru yola gelmek nasip eylesin. Amin. Bugün İran'ın birçok köylerinde ve Irak'ta ve Suriye'de milyonlarca insan yolu şaşırmışlardır. Müslümanlara Hüsniye ismindeki bir kitabı okutuyorlar. İstanbul'da da basılan bu kitap Harun Reşid'in sarayında Hüsniye isminde bir cariyenin bazı kimselerle yaptığı konuşmasını yazmaktaymış. Bunun Mürteza adında Yahudi dönmesi bir din düşmanı tarafından yazıldığı roman şeklinde hazırlandığı anlaşılıyor. Ayet-i kerimelere ve hadisi i şeriflere bozuk manalar vererek, vak'a ve hadiseleri yanlış anlatarak, eshab-ı kirama radiyallahu teâlâ aleyhim ecmain ve ehli sünnet alimlerine rahmetullahu teâlâ aleyhim ecmain saldırmakta, acıklı hikayeler uydurarak cahilleri aldatmaktadır. Hak sözün vesikaları kitabının ikinci kısmında Murtaza'nın bozuk yazılarına uzun cevap verilecektir. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Farisi Reddi Revafıt risalesinin tercümesini yazıyoruz. Reddi Revafıt tercümesi. Allahü Teala'ya güzel, verimli ve onun sevdiği, beğendiği gibi çok hamdolsun. Bütün insanların en üstünü, beyazın, siyahın, herkesin peygamberi Efendimiz Muhammed aleyhisselama onun yüksek şanına yakışacak dualar ve selamlar olsun. Muhammed aleyhisselamın doğru yolda giden ve doğru yolu gösteren dört halifesine ve onun çocuklarına ve hepsi güzel, hepsi temiz olan ehli beytine ve başka sahabilerine, büyük mevkilerine, yüksek derecelerine uygun selamlar olsun. Her var olana, lazım olan her şeyi gönderen, ondan başka sahip, malik bulunmayan, bir olan Allah'ın merhametine çok muhtaç, ehli sünnet âlimlerinin hizmetçisi, zavallı bu kul, Abdülahad oğlu Ahmet Faruki, bugünlerde bir risale gördüm. Bu risale Şiiler Meşhed şehrini muhasara ederken Maveraün Nehr alimlerine cevap olarak yazılmış. Bu alimler Eshab-ı Kiram'ı kötüleyenlerin kafir olduğunu yazmışlardı. Risaleyi okuyunca ancak ahmakların inanacağı ön sözlerle üç halifeye kafir dediklerini Ayşe-i Sıddıkayı radıyallahu anha kötülediklerini gördüm. Yakınımızda bulunan talebeden zavallı birkaçının bu risaleyi okuyarak övündüklerini ve hükümet adamlarına hatta sultanlara gönderdiklerini işittim. Bu fakir konuşmalarımda ve derslerimde ve mektubattaki birçok mektuplarımda o bozuk yazılara akla ve ilme dayanarak cevap vermekte, onların yanıldıklarına, doğru yoldan ayrıldıklarına herkesi inandırmakta isem de, Müslümanlık gayretim ve hadisi i şerifteki fitneler, bid'atler meydana çıkıp, eshabıma dil uzatıldığı zaman, doğruyu bilen, bildiğini herkese bildirsin. Eğer bildirmezse, Allahü Teala'nın ve meleklerin ve bütün insanların laneti, onun üzerine olsun. Allahü Teala bu alimin ne farzlarını ne de nafile ibadetlerini hiç kabul etmez. Emri bu konuşmalarımı ve yazılarımı kafi göstermedi. Ciğerlerimin yanmasına su serpemedim. İçimin sızlamasını durduramadım. Onların maksatları yazılmadıkça, beklediğim faydenin hasıl olamayacağını acizane düşündüm. Her ihtiyaçlının yalvardığı, iyiliği bol, insanı çirkin, utanç verici şeylerden ancak kendisi koruyan Allahü Teala'ya sığınarak onun yardımına güvenerek bu risaleyi yazmaya başladım. Allahü Teala sahibimizdir. Herkesin yardımcısı ancak odur başarı onun yardımıyla sağlanır. Doğru yola ondan istemekle varılır. Muhammed bin Yakup Firuz Abadi'nin 729-816 miladi 1413 Yemen'de Kamus adındaki lügat kitabını Ahmet Asım Efendi 1235 miladi 1820'de Üsküdar Nuh Kuyusu'nda Türkçe'ye çevirmiştir. Çok kıymetli lügattır. Burada, Şia ve Şii, bir insanı kuvvetlendiren yardımcılarına denir. Rafıda ve Rafıdi de, terk eden, ayrılıp bırakan demektir. Rafiziler Zeyd bin Zeynel Abinin Ali imamdır, dediler. Bunlar Zeyd'e, Ebu Bekri ile Ömer'e düşman ol, dedi. O da büyük dedem olan Resulullah'ın sevdiği iyi kimselere düşmanlık edemem dedi. Bunun üzerine Zeyd'in yanından ayrıldılar. Bunun için bunlara Rafizi denildi diyor. Rafiziler Ali'yi radıyallahu an seviyoruz. Onu sevmek için Eshab-ı Kiram'ın hepsine veya birkaçına düşman olmak lazımdır diyorlar. Bugün İran'da bulunan İlm adamı aydın Şiiler çok şükür böyle değildir. Ehli sünnete pek yakındırlar. Alevi kelimesi üç yerde kullanılmıştır. 1. Hazret Ali'nin radıyallahu an her asırda bulunan torunlarına denirdi. Eski zamandaki kitaplarda Hazreti Hasan veya Hüseyin'in çocuklarına Alevi denilmektedir. Sonraları Hazreti Hasan'ın çocuklarına şerif, Hazreti Hüseyin'in radıyallahu anhuma çocuklarından olanlara seyyid denildi. 2. Hazreti Ali'yi radıyallahu anh sevenlere onun yolunu doğru ve iyi öğrenip bu yol Muhammed Aleyhisselam'ın yolu olduğu için bu yolda gidenlere alevi demek lazımdır. Bu doğru yolda gidenler Eshab-ı Kiramın radıyallahu teala aleyhi ecmaîn hepsini sever. Bu yol ehli sünnetin gittiği yoldur. Demek ki asıl haklı olarak alevi ehli sünnettir. 3. Eshab-ı Kirama düşman olanlar yurdumuzdaki temiz müslüman alevileri aldatmak için kendilerine şimdi alevi diyorlar. Bu güzel ismi maske olarak kullanıyorlar. Adı geçen risalede diyor ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahirete teşrif ettikten sonra Müslümanların reisi İmam Ali'dir. Radiyallahu anh. Her asırda da başkanlık onun çocuklarının hakkıdır. Başka kimse hiçbir zaman Müslümanlara imam başkan olamaz başkaları ancak zulm ile, bunların hakkına saldırmakla, bunlar da kuvvetsiz olup bir şey diyemedikleri için başa geçer. Şiiler arasında zamanla çeşitli fırkalar türedi türediyse de, başlıcası yirmi fırkadır. Bazıları birbirine kâfir demekte, kötülemektedir. Biz maksada başlamadan önce, meşhur olan birkaç fırkalarını bildirelim ve inanışlarını, maksatlarını açıklayalım. Böylece iç yüzlerini herkes iyi anlasın ve doğru ile yanlış, hak ile batıl ayırt edilsin. Ahmet Faruki diyor ki, Eshab-ı kiramı kötüleyenlerin birincisi, Abdullah bin Sebe'dir. Müncit Lügat kitabında ve Kamusül Alam'da, Yahudi olduğu bildirilen bu dönme, Mısır'da ayaklanmaya sebep olup, Buradan yürüyen çapulcular Osman radıyallahu anh'ı şehit etti denilmektedir. Ali radıyallahu anh bunu Medine şehrine sürdü. İbn Mülcem Hazreti Ali'yi öldürmedi. Şeytan Ali'nin şekline girmişti. Şeytanı öldürdü. Ali bulutlar içindedir. Gök gürlemesi onun sesidir. Şimşek kamçısıdır derdi. Abdullah bin Sebe Yahudisinin sözlerine aldanan sebeciler gök gürültüsü işitince ey emir el müminin sana selam olsun derler. İran'da Esterabat şehrinde Faddullah isminde bir zındık sebecilik yoluna birçok hurafe yalan katarak hurufilik ismini verdi. 796 miladi 1393'te öldürüldü. Hurufiler Şiilerin aralarına karıştı. Halbuki Şiilikle bir alakaları yoktur. Kamiliye fırkası Eshab-ı Kiram'ı kötülüyor. Ali'yi radıyallahu anh, imam yapmadıkları için Eshab-ı Kiram'a kafir diyorlar. Ali de radıyallahu anh, kendi hakkını aramadığı için buna da kafir diyorlar. Tenasuh'a inanıyorlar. Tenasuh için bilgi almak isteyen tam İlmi Hal Saadet Ebediyye kitabına müracaat buyursun. Benaniye fırkası Benan bin Cem'an yolunda gidenlerdir. İlahımız insan şeklindedir. Zamanla helak oldu. Yalnız yüzü kaldı ruhu da Ali'dedir derler. Ondan sonra oğlu Muhammed bin Hanefiye'de, sonra bunun oğlu Ebu Haşim'dedir. Bundan sonra Benan'dadır derler. Cenahiye fırkası, reisleri Abdullah bin Muaviye'dir. Ruhun tenasüh yoluyla ceset değiştirdiğine inanırlar. Tanrı'nın ruhu önce Adem aleyhisselama, sonra Şit aleyhisselama girdi derler. Böylece bütün peygamberlerde dolaşıp sonra Ali'ye ve oğullarına girdi. Şimdi Abdullah'tadır derler. Öldükten sonra dirilmeye inanmazlar. Şarap içmek, leş yemek, zina yapmak gibi birçok haramlara helal derler. Mensuriye fırkası Ebu Mensur Aclim'in yolunda gidenlerdir i̇mam Muhammed Bakır'ın radıyallahu an talebesinden idi. İmam bunu tard edince kendinin imam olduğunu yaydı. Ebu Mensur göğe çıktı. Allahü Teala eliyle bunun başını sıvadı ve ey oğlum git kullarıma emirlerimi bildir dedi derler. Kur'an-ı Kerim'de Tur Suresi 44. ayetindeki kisfen kelimesi işte gökten inen Ebu Mensur'u bildiriyor derler. Peygamberlik bitmedi. Daha peygamber gelecek derler. Cennet sevmemiz lazım gelen imam demektir. Cehennem de düşmanlık etmemizi icap eden kimselerdir. Mesela Ebu Bekr Ömer radıyallahu teala demektir derler. Farzlar da sevmemiz emrolunan kimseler demektir. Haramlar da düşman olmamız emredilen kimselerdir derler. Hatta biye fırkası hatta bu esedinin yolunda gidenlerdir. Bu İmam Cafer Sadık'ın rahmetullahi aleyh talebesiydi. İmam bunun kendine karşı taşkınlık ettiğini görünce gücendi ve yanından kovdu. Fakat o imamın vefatından sonra kendisinin imam olduğunu söyledi. Bunun yolunda olanlar, imamlar peygamberdir. Hatta Allah'ın oğullarıdır. Cafer Sadık, ilahtır. Fakat Ebu'l-Hattab, ondan ve Ali'den daha üstündür, derler. Düşmanlara karşı dostları korumak için, yalancı şahitliği helaldir, derler. Cennet, dünyada iyi, rahat yaşamaktır cehennem de dünya elemleri, sıkıntıları demektir derler. Dünya böyle gelmiş, böyle gider. Kıyamet kopmaz. Cenneti cehennemi görüp söyleyen gidip gelen var mı derler. Bunun için haramları işleyip farzları yapmazlar. Gurabiye fırkası Muhammed Aleyhisselam Ali'ye çok benziyordu. Karganın kargaya sineğin sineğe benzemesinden daha çok benziyordu. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'i Ali'ye götürmek için emir vermişti. Çok benzediklerinden Cebrail yanılarak Muhammed Aleyhisselam'a götürdü diyorlar. Bunun için Cebrail Aleyhisselam'a lanet ediyorlar. Zemmiye fırkası Muhammed Aleyhisselam'ı götürüyor. Ali ilahdır. Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber yapmıştı. Muhammed Aleyhisselam insanları Ali'ye bağlayacağı yerde kendisine bağladı diyorlar. Bunlardan bir kısmı ise Muhammed Aleyhisselam ilahtır diyor. Yani bir kısmı Muhammed Aleyhisselam'ı daha üstün tutuyor. Bir kısmı Ali'yi radıyallahu anh üstün tutuyor. Bazısı ehli aba paltu altında bulunan Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin bir bütündür. Aynı bir ruh beşine birlikte hulul etmiştir. Birbirlerinden üstünlükleri yoktur. Fatıma da erkektir derler. Yunusiye fırkası Yunus bin Abdurrahman'ın yolunda olanlardır. Allah arş üstünde oturuyor. Melekler onu arş üstüne çıkardı ise de, o, meleklerden daha kuvvetlidir. Turna kuşu, iki ayağı yardımıyla gidiyor ise de, kendisi, ayaklarından daha büyük ve daha kuvvetli olması gibidir, derler. Müfevvide fırkası, Allahü Teala dünyayı yaratıp, bütün işleri Muhammed aleyhisselama bıraktı, tefvid etti, diyorlar. Bazıları da bütün dünya işlerini Ali'ye bıraktı, Ali Kerramallahü Teala ve çeh, dilediğini yaratıyor diyor. İsmailiyye fırkası Kur'an'ın zahiri görünmesi olduğu gibi batını görünmeyen içi de vardır. Batın yanında zahir cevizin içi özü yanında kabuğu gibidir. Zahirde olan emirlere, yasaklara uyan kimse meşakkatlere, sıkıntılara katlanarak ne kazanırsa batına uyan kimse bunları zahmetsizce kazanır. İbadet yaparak sıkıntı çekmesine lüzum kalmaz derler. Sözlerine inandırmak için cennettekilerle cehennemdekiler arasındaki duvarı bildiren Hadid suresinin 13. ayetini okurlar. Haram yoktur, her şey helaldir derler. Din sahibi peygamberler yedi olup Adem, Nuh, İbrahim, İsa, Musa, Muhammed aleyhimüsselam ve gelecek olan Muhammed Mehdi'dir derler. Maksatları İslamiyeti yıkmaktır. Din konusunda hileli sualler sorarak Müslümanları şüpheye düşürmek isterler. Mesela hayızlı kadına orucu kaza etmesi emrolunuyor da namazını kaza etmesi neden emredilmiyor? Meni çıkınca gusletmek farz oluyor da, daha pis olan bevl çıkınca niçin farz olmuyor? Bazı namazlar dört rekat farz oluyor da, bazısı neden üç veya iki rekat farz oluyor? Gibi sorularla gençlerin imanını sarsmaya uğraşıyorlar. Halbuki ehli sünnet alimleri böyle soruların cevaplarını, sebeplerini kitaplarında açık ve geniş bildirmektedir. Allahü Teala'nın emirlerine uydurma manalar veriyorlar. Mesela abdest almak demek imamı sevmektir. Namaz kılmak peygamber demektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresi 45. ayetinde mealen namaz insanı kötü, çirkin şeylerden alıkor buyuruldu. Bu ayeti kerime peygamberi göstermektedir diyorlar. Cünüp olmak gizlemek lazım olan şeyleri yabancılara duyurmak demektir. Gusl, yeniden söz vermektir. Zekat, din bilgisiyle nefsi temizlemektir. Kâbe, peygamber demek, Kâbe kapısı Ali, Safa tepesi Muhammed aleyhisselam, Merve tepesi Ali, yedi tavaf, yedi imamı sevmektir. Cennet, ibadet zahmetlerinden kurtulmak, cehennemde haramlardan kaçınmanın, işkence ve ateşidir gibi, akla ve dine sığmayan saçmalar söylerler. Bunlar gibi, Allah ne vardır, ne yoktur, ne alimdir ne cahildir, ne kadirdir, ne acizdir, derler. Nizamül Mülk ile şair Ömer Hayyam'ın talebelik arkadaşı olan Hasan bin Muhammed Sabbah, 473 miladi 1081 yılında Rey şehrinde İsmailiye devletini kurunca kendine zamanın imamı deyip ehli sünneti zorla kendi fırkasına soktu. 518 yılında öldü. Kendisi ve devletinin sonu olan 654 miladi 1255 senesine kadar gelen adamları inanışlarını, devrimlerini kabul ettirmek için pek çok zulüm işkence yaptılar doğru yolu söyleyen hamiyetli ehli sünnet alimlerini zindanlarda çürüttüler, şehit ettiler. Bunlara göre her zamanda iman bulunmak lazımdır. Cahillere kitap okumayı, kültürlü olanlara da eski kitapları okumayı yasak ederler. Böylece bozuk yolda olduklarını, kötülüklerini örtmek isterler. Eski Yunan felsefesini severler din bilgileriyle alay ederler. Bunların bir ismi Karamita'dır. Çünkü Bağdat civarında Vasıt köyünden çıkan Hamdan Kurmut isminde biri 278 miladi 891 yılında Karamita devletini kurdu ve ehli sünnete çok işkence yaparak Müslümanları İsmaili fırkasına sokmaya zorladı. Neçt'te yerleştiler. 317 miladi 929 yılında reisleri olan Ebu Tahir Mekke'yi basıp binlerce hacıyı kesti. Hazineyi ve evleri yağma etti. Hacer-i Esved'i yerinden söküp baş şehirleri olan Basra civarındaki Hecr şehrine götürdüler. Bu mübarek taş 22 sene Karamitilerin elinde kaldı. Hükümetleri 328 yılında bozularak Müslümanlar büyük bir beladan kurtuldu. Zeydiye fırkası Zeyd bin Ali Zeynel Abidine bağlıdırlar. Zeynel Abidin Ali bin Hüseyin 12 imamın dördüncüsüdür. 15 yaşındayken Kerbela faciasından kurtuldu. 46 94 miladi 713 Medine'de vefat etti. Amcası İmam Hasan'ın yanındadır radıyallahu anhüm. Zeydiye fırkası üç kısımdır. Carudiye denilen kısmı, halifelik Ali'nin hakkıydı. Eshab, onun hakkını vermedikleri için kafir oldular diyorlar. İkinci kısmı, Süleymaniyye'dir. Bunlar, Ebu Bekri ile Ömer'in radıyallahu anhüma hak halife olduğuna inanıyor. Eshab yanılarak, Ali dururken bunları halife yaptı diyorlar. Fakat bu yanılmaları fısk, günah değildir diyorlar. Osman, Talha ve Zübeyir ve Ayşe radıyallahu anhum kafir oldu diyorlar. Üçüncüsü tebiriye kısmıdır. Bunlar da Süleymaniye gibidir. Yalnız Osman radıyallahu an için kötü söylemiyorlar. Zamanımızdaki Zeydilerin çoğu bu üç kısımdan ayrı olup Mutezile gibi inanıyor ve Hanefi mezhebi gibi ibadet ediyorlar. İmamiye fırkası, Ali'nin radıyallahu anh halife olması açıkça emrolunmuştu. Eshab, bu emri yerine getirmediği için kafir oldu, diyor. Halifelik, İmam-ı Cafer Sadık'a kadar babadan oğula geçtiği muhakkaktır. Ondan sonra kimde olduğu belli olmadı, diyorlar. Çoğuna göre, Cafer Sadık'tan sonra yedinci imam, oğlu Musa Kazım 129-186 miladi 799 Bağdat'ta Kazimiye mahallesinde metfundur. Bundan sonra bunun oğlu Ali Rıza 148-203 İran'ın doğusunda Meşhed yani Tuz şehrinde. Bundan sonra oğlu Muhammed Taki 194-220 Kazimiye'de. Bundan sonra Ebul Hasan Ali bin Muhammed Hadi Naki 213-254 Sermen Rey şehrinde asker mahallesinde. Bundan sonra 11. İmam Hasan bin Ali Askeri 232-261 Miladi 875 Bağdat'ta babası yanındadır. Bundan sonra 12 imamın sonuncusu Muhammed bin Hasan Mehdi'dir. 255'te dünyaya gelip 10 veya 17 yaşındayken evinde bir mağaraya girip bir daha çıkmamıştır. Kıyamete yakın geleceği bildirilen Mehdi'nin bu olduğuna inanırlar. Bunlardan başka olan fırkalar da aşağı yukarı bunlara benzemektedir. Her biri doğru yoldan ayrılmış olup zamanla değişmekte bazıları doğru yola yaklaşmakta bir kısmı da büsbütün azmaktadır bugün İran'da bu bozuk fırkaların hemen hepsi cahil halk arasında vardır fakat münevverler doğru kitapları okuyarak günden güne ehli sünnetin hak sözüne yaklaşmakta olduğu da şükranla görülmektedir mesela 1333 Hicri güneş yılında 1954 miladi yılda Tahran'da basılan Doktor Muhammed Mukremi Lügat kitabında hulefâ yı Raşidin Ebu Bekr ve Ömer ve Osman radıyallahu anhüm ve Hazret Ali kerramallahu ve demektedir. Aklı başında olup iyiyi kötüden ayırabilen bir kimse yukarıdaki satırları okuyunca Şiiler arasına karışmış olan bu fırkaların ne kadar uydurma ve bozuk olduklarını başka bir senet aramadan hemen anlar. Akla dine uymayan hayali inanışlar olduğu hiçbir esasa dayanmadığı meydandadır. Bu inanışta olan kimselerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ehli beytini ve 12 imamı seviyoruz demelerinin ne kadar gülünç olduğu aşikardır. Hayır, bunların sözü doğru olamaz. Çünkü o büyükler aşırı taşkınca sevgi istemiyor ve laf ile uyulmayı beğenmiyorlar. Hurufilerin ehli beyti seviyoruz demeleri, Nasara'nın, Hristiyanların İsa aleyhisselamı seviyoruz demesine benzer. Taşkınca severek ona ilah diye tapınıyorlar. Halbuki İsa aleyhisselam böyle sevgi istemiyor. Nitekim Ali radıyallahu an buyurdu ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Ya Ali senin halin İsa aleyhisselama benzer. Yahudiler ona düşman oldu. Anasına çirkin iftira ettiler. Nasara da aşırı sevdi. Onu bulunamayacağı dereceye çıkardılar. Şimdi insanların büyük sahibi, hakimi olan Allahü Teala'nın yardımına sığınarak o risaledeki çürük itirazları cevaplandıralım. 1. Maveraün Nehr alimleri Allahü Teala onların çalışmasına bol bol mükafat versin. Aral Gölü'ne dökülen Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasındaki geniş yerlere Maveraün Nehir denir. Diyor ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üç halifeye çok kıymet verir, çok severdi. Her birini met eden sahih hadisler çoktur. Onun her sözü vahiy ile, Cebrail aleyhisselamın bildirmesiyle idi. Nitekim, ve Necmi suresi üçüncü ayetinde, O, boş şey söylemez, yalnız vahy edileni söyler buyuruldu. Bu üç halifeyi kötüleyen kimse vahye karşı gelmiş oluyor. Vahye uymamaksa küfürdür. Risalede bu yazıya cevap olarak diyor ki: Bildirdiğiniz bu sebepler üç halifenin sevilmesinin değil, sövülmelerinin lazım olduğunu bildirmektedir. Haksız yere halife olduklarını göstermektedir. Çünkü Şerh-i Mevâkıf kitabında Ehli Sünnet'in büyük âlimlerinden olan Ali bin Muhammed Amidi 551'de Diyar Bekir'de, Amid kasabasında doğmuş 631 miladi 1234'te Bağdat'ta vefat etmiştir. Diyor ki Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatı yaklaşınca Müslümanlar arasında ayrılıklar baş gösterdi. Bunlardan birincisi Resul aleyhisselam bana kâhat getireniz benden sonra yoldan çıkmamanız için size bir şeyler yazacağım, dedi. Ömer radıyallahu anh, bu emri beğenmedi. Bu zatı ağrılar sancılar sardı. Bize Allahü Teala'nın kitabı yetişir dedi. Esap uyuşamadı. Sesler yükseldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu halden incinerek gidiniz. Yanımda gürültü etmek yakışmaz buyurdu. İkinci ayrılık şöyle oldu. Kağıdı isteme ayrılığından sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'nin emri altında bir ordunun cihada gitmesini emretti. Bazıları gitmek istemedi. Bu hali bildirdiklerinde tekrar sıkı emrederek Üsame ordusu hazırlansın. Bu orduya katılmayanlara Allah lanet etsin buyurdu o kimseler yine ayrıldı. Bu emre uymadı. Yukarıda bildirdiğiniz ayet-i kerimeye göre vasiyet yazmak için kağıt istemesi vahiy ileydi. Ömer radıyallahu an bunu menetmekle vahyi reddetmiş oldu. Vahyi red ise dediğiniz gibi küfürdür. Bundan başka Maide suresi 47, 48 ve 50. ayetlerinde Allahü Teala'nın indirdiği ahkama, emirlere uygun hüküm vermeyenler kafirdir, buyruluyor. Kafir ise peygamber vekili halife olamaz. Bunun gibi Üsame ordusuna katılmayan da kafir olur. Üç halifede katılmadı. Siz Resulullah'ın her işi vahiy iledir demiştiniz. Burada da öyle olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mervan'ı Medine'den çıkarmıştı. Bu da elbette vahiy ileydi. Mervan bin Hakem bin Ebil As bin Ümeyye, hicretin ikinci yılı doğdu. Osman'ın radıyallahu an amcası oğlu idi. Halife iken 65'te vefat etti. Halife Osman'ın radıyallahu an onu tekrar Medine'ye alması ve hilafet işlerinde yazıcı olarak kullanması, ona kıymet vermesi de küfür olur. Hem de iki sebeple küfürdür. Birincisi, sizin bildirdiğiniz sebepledir. İkinci sebep, Mücadele Suresi 22. ayetidir. Bu ayeti kerimede mealen, Allahü Teala'ya ve kıyamet gününe iman edenler, babaları, kardeşleri ve akrabası olsa bile, Allahü Teala'nın ve Rasulünün düşmanını sevmez buyuruldu. Allahü Teala'nın yardımı ile bu risaleye cevap olarak deriz ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem her sözü ve her işi vahiy ile değil idi. Bu risaleyi yazanın bu ayeti i kerimeyi şahit göstermesi yanlıştır. Çünkü o ayet Kur'an-ı Kerim'in vahiy olduğunu haber vermektedir. Müfessirlerin baş tacı olan Beydavi Abdullah bin Ömer 691 miladi 1291'de Tebriz'de vefat etti. Bu ayetin tefsirinde Kur'an-ı Kerim'den söyledikleri kendinden değildir. Hepsi vahiy diyor. Her sözü, her işi vahiy ile olsaydı bazı sözüne ve işine Allahü Teala itiraz etmez, itab eylemezdi. Mesela Tahrim suresi birinci ayetinde mealen Ey peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın helal ettiğini neden kendine haram yapıyorsun? Ve Tevbe suresi 44. ayetinde mealen Niçin onlara izin verdin? Allahü Teala bu işini affetti. Ve Enfal suresi 67. ayetinde mealen harpte alınan esirleri mal karşılığı olarak salı vermek hiçbir peygambere yakışmaz. Yeryüzünde onların çoğunu öldürmek zayıflemelerine sebep olur. Siz dünya malını istiyorsunuz. Allahü Teala ise sevap kazanmanızı, cennete ve nimetlere kavuşmanızı istiyor. Buyurulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir münafığın cenaze namazını kılmaya hazırlandığı zaman Tevbe suresi 85. ayetinde mealen ebedi olarak ölen kâfirlerin hiçbiri için namaz kılma buyuruldu. Bunlar gibi ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de çoktur. Bundan anlaşılıyor ki bazı sözleri ve işleri kendi isteği ve içtihadı ile idi. Beydavi tefsirinde esirleri koyu vermeyi bildiren ayet-i kerimenin tefsirinde deniliyor ki bu ayet-i kerime peygamberlerin içtihad ettikleri ve içtihatlarında yanılabileceklerini gösteriyor. Fakat hatalarının kendilerine hemen bildirildiğini, yanlışlarının düzeltildiğini göstermektedir. Akla bağlı dünya işlerinde ve içtihad ile anlaşılan işlerde eshab-ı kiramın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem uymaması ayrılmaları caizdir. Bazen ashabın anladığına uygun vahiy gelmiştir. Mesela Bedir'de alınan esirlere yapılacak muamele hakkında Hazreti Ömer'in radıyallahu an içtihadı Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem uymadı. Vahi Hazreti Ömer'in içtihadının yapılmasını bildirdi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akıl ile bulunabilecek şeylere mübarek kalbini bağlamazdı. Beydavi diyor ki: Bedir gazasında 70 esir alındı. İçlerinde Resulullah'ın amcası Abbas ve Ali'nin büyük kardeşi Ukayl. Hicretin 8. yılında Müslüman oldu. Da vardı bunları ne yapalım diye hesabına danıştı. Ebu Bekr radıyallahu an bunlar hem şehrilerin ve akrabandır. Bunlara ceza yapma. Allahü Teala belki kendilerine tövbe nasip eder. Bunları para karşılığında salı Böylece hesabın da kuvvetlenmiş olur. Dedi. Ömer ise Bunlar din düşmanlarının ele başlarıdır. Allahü Teala bizi onların parasına muhtaç bırakmadı. Bunlar seni ve bizi öldürmek için geldiler. Bana emret falancayı öldüreyim. Ali'ye ve Hamza'ya emreyle kendi kardeşlerini öldürsünler dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahü Teala bazı kalpleri yumuşak yaratır. O kadar ki, sütten daha yumuşak olur. Bazı kalpleri de katı yaratır. Taştan daha katı olur. Ya Ebu Bekir, sen İbrahim aleyhisselama benziyorsun. O buyurmuştur ki, benim yolumda giden benimle beraber olur. Bana uymayansa Allahü Teala gafurdur, rahimdir. Ya Ömer, sen Nuh aleyhisselama benziyorsun. O buyurmuştu ki, Yâ Rabbi, kâfirlerden kimseyi yeryüzünde diri bırakma. Eshab-ı kiramın çoğu, esirlerin mal karşılığında bırakılmalarını söyledi. Esirleri bıraktılar. Bunun üzerine yukarıdaki ayeti kerime geldi. Ömer radıyallahu anh, Resulullah'ın yanına geldi. Ebu Bekr ile birlikte ağladıklarını gördü. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, niçin ağlıyorsunuz? Söyleyiniz ben de ağlayayım dedi. Eshabım için ağlıyorum. Mal karşılığında esirleri bıraktıkları için, onlara gelen azap bana gösterildi. Şu ağaçtan da daha yakın oldu, buyurarak, mübarek eliyle karşıdaki bir ağacı gösterdi. Beydavi, Sonra diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, eğer azap geri çevrilmeseydi, Ömer'le Sa'd bin Muaz'dan başka kimse kurtulmazdı. Çünkü Sa'd, Ömer gibi öldürülmelerini istemişti. Radiyallahu teâlâ anhuma. Sa'd, Evs kabilesinin reisi olup, hicretten bir yıl önce imana geldi. Emrindekileri imana getirdi gazalarda bulunup hendekte aldığı yaradan vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldı ve çok ağladı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kağıt istemesi ve Üsame ordusunun hazırlanmasına emir buyurması ve Mervan'ı Medine'den çıkarması vahiy ile olmayabilir. Kendi düşünce ve içtihadı ile idi bunları yapmayanlara kâfir denemez. Çünkü eshab-ı kiramın uymadıkları başka şeyler de biliyoruz. Bunlardan birini yukarıda bildirdik. O zaman vahiy gelmekte, yanlış doğrudan ayrılmaktayken, emre uymayanlara suçlu denilmemişti ve azarlanılmadı. Halbuki bir kimseden, Resulullah'a karşı ufak bir saygısızlık görülseydi, Allahü Teala hemen bunu bildirir, ve vazgeçirirdi ve yapanın ceza göreceğini haber verirdi. Hucurat suresi ikinci ayetindeki Ey iman etmekle şereflenenler! Sesinizi Nebiyullah'ın sesinden yukarı çıkarmayınız. Ona karşı birbirinize bağırdığınız gibi seslenmeyiniz. Ona saygısızlık gösterenin ibadetleri yok olur. Mealindeki emir bunlardan biridir. Mevakıf kitabını açıklayan Seyyid Şerif Ali bin Muhammed Cürcani 740 816 miladi 1413 Şiraz'da diyor ki Amidi buyurdu ki münafıklardan yani kalbi bozuk olduğu halde inanıyor görünenlerden başka eshab-ı kiramın hepsi Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği gün birlik halindeydi. Sonra içtihatlarında ayrılık oldu. Bu ayrılıkları iman üzerinde değildi. Hiçbirinin küfrüne sebep olmadı. Bu ayrılıkları hep dini kuvvetlendirmek, İslamiyetin doğru yolunu korumak için idi. Mesela Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kağıt istediği zaman bunun için ayrılık oldu. Bundan sonra Üsame ordusunun hazırlanmasında içtihatlar ayrılarak bir kısmı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem emrine uymak lazımdır dedi. Bir kısmı ise hastalığın arttığını görerek şimdilik yormayalım. Sonunu bekleyelim dedi. Bir kimse olmayacak şey söylerse mesela Resulullah'ın her içtihadı vahiy ile idi bunun için her sözü ve bütün işleri vahiy ile olur derse, deriz ki, içtihatla olmayan sözleri ve işleri vahiy ile idi. Üç halifeyi met eden hadisi i şerifler böyleydi. Bunlar, gaybtan, bilinmeyen şeylerden haber vermektir. Bu ise ancak vahiy ile bildirilir. İçtihatla söylenecek şey değildir. En'am suresi 59. ayeti kerimesinde mealen gaybları, yani akıl ile hesap ile İslamiyetle anlaşılmayan şeyleri ancak Allahü Teala bilir. Ondan başka kimse bilemez. Ve Cin suresi 26. ayetinde mealen gizlilikleri bilen yalnız odur. Bildiği gizli şeylerden dilediği kadarını yalnız peygamberlerinden beğendiğine yani Muhammed aleyhisselama açıklar buyuruldu. O kendiliğinden söylemez mealindeki ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'i ve gizli vahiy edilenleri göstermektedir. Böyle sözlerine ve işlerine inanmamak elbet küfür olur. Üç halifeyi radıyallahu teâlâ anhüm, öven hadisi i şeriflerinde, Allahü Teala tarafından vahiy edildiğini gösteren hadisler çoktur. Bu hadisi şeriflere haber verenler o kadar çoktur ki meşhur olmuşlar, hatta mütevatir hadis haline gelmişlerdir. Bunlardan birkaçını bildirelim. 1. Ebu Bekre buyurdu ki: Sen benim mağarada arkadaşımsın. Kevser havuzu yanında arkadaşımsın. Tirmizi 2. Cebrail aleyhisselam bana geldi, elimden tuttu. Ümmetimden birinin cennet kapısından içeri girdiğini bana gösterdi. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki: "Ya Resulallah, orada seninle beraber olmak isterim." Ya Ebu Bekir, ümmetim içinden cennete en önce sen gireceksin." buyurdu. Tirmizi 3 cennete girdim. Bir köşk gördüm. İçinde bir huri, cennet kızı gördüm. Sen kimin içinsin dedim. Ömer İbni Hattab için yaratıldım dedi. Köşke girip onu görmek istedim. Fakat ya Ömer, senin gayretini düşündüm. Buyurunca, Ömer radıyallahu anh, Anam babam her şeyim sana feda olsun ya Resûlallah dedi. Buhari ve Müslim. 4. Bu zatın cennette derecesi ümmetimin hepsinden yüksektir diyerek Ömer'i radıyallahu anh gösterdi. İbn Mace. 5. Ebu Bekr ile Ömer'i sizin önünüze ben geçirmedim. Onları Allahü Teala hepinizin önüne geçirdi. Ebu Yala. 6. Cebrail aleyhisselama Ömer'in üstünlüklerinden sordum. Onun kıymetini Nuh aleyhisselamın peygamberlik zamanı kadar 950 yıl anlatsam bitiremem. Bununla beraber Ömer'in bütün kıymetleri Ebu Bekir'in kıymetlerinden birisidir, buyurdu. Ebu Ya'la. 7. Cennette peygamberlerden aleyhümüsselam sonra bütün insanların en üstünü Ebu Bekr ile Ömer'dir. Tirmizi ve İbn Mace. 8. Ebu Müsel Eş'ari diyor ki: Medine'deki bir bahçede oturuyorduk. Kapı çalındı. Rasulullah kapıyı aç ve gelene cennete gideceğini müjdele buyurdu. Kapıyı açtım. Ebu Bekr Sıddık içeri girdi. Kendisine müjdeledim. Hamd eyledi. Sonra yine kapı çalındı. Yine aç ve müjdele buyurdu. Açtım. Ömer Faruk içeri girdi. Müjdeledim. Allahü Teala'ya hamd etti. Yine çalındı. Aç ve cennet ile müjdele ve üzerine musibet geleceğini söyle buyurdu. Açtım. Osman Zinnureyn radıyallahu teala anh geldi. Müjdeledim, hamd eyledi. Buhari ve Müslim. Mervan'ın Medine'den çıkarılması vahiy ile idi desek bile sonsuz olarak çıkardı denemez. Belli bir zaman için çıkarılması niçin mümkün olmasın? Osman radıyallahu anh sürgünlük zamanını bilerek zamanı bitince tekrar Medine'ye aldı. İmanı olan Allahü Teala'nın ve Rasulünün düşmanlarını sevmez. Mealindeki ayet-i kerime kâfirleri sevmekten men etmektedir. Mervan kâfir değildi ki onu sevmek yasak olsun. Bu risalede diyor ki üç halifeyi met eden hadisler bizim kitaplarımızda yoktur. Halbuki onları kötüleyen, Kağıt ve Üsame ordusu hadisleri sizin kitaplarınızda da yazılı. Bundan başka ehli sünnet alimlerinden birkaçı faydalı bir söze hadis demek caiz olur demiştir. Bunun için Şii kitaplarında bulunmayan hadislere güvenilmez. Buna cevap olarak Allahü Teala'nın yardımıyla deriz ki haksızlıkta çok aşırı gidenler üç halifeyi kötülüyor hatta bunlara kafir diyor. Böyle söylemeyi Müslümanlık ve ibadet biliyorlar. Bu yüzden onları metheden sahih hadislere inanmıyorlar. Bu hadisleri atıyor veya değiştiriyorlar. Hatta İslamiyetin temeli olan ve asırlar boyunca herkesçe doğruluğu söylenerek zamanımıza kadar el dokunmadan gelen Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e el ve dil uzatıp ayet-i kerimelerde değişiklik yapıyorlar. Mesela Kıyamet Suresi 26. ayet-i kerimesinde Aleyna cem'ahu ve Kur'ane yerine Aliyen cem'a Kur'ane dediler ki Kur'an'ı Ali topladı demektir. Sapıklıklarından akılları giderek Osman radıyallahu anh Ehli Beyt'i öven ayetleri Kur'an'dan çıkardı demeye kalkışıyorlar. Yukarıda çeşitli fırkaları anlatırken bildirildiği gibi bazı fırkaları faideli gördükleri yerde yalancı şahitliği caizdir diyorlar. Bu yüzden bunlara ne söylense yeri vardır. Bunlara inanmak, doğru bilmek saflık olur. Kitabına güvenilmez değiştirilen, bozulan Tevrat ve İncil gibi olur. Halbuki ehli sünnet kitapları çelik gibi sağlamdır. Mesela Buhari Kur'an-ı Kerim'den sonra din kitaplarının en doğrusudur. Bunda ve Müslim kitabında ve daha birçok kıymetli kitaplarda üç halifeyi metheden eden i şerifler pek çoktur. Bunları lekeleyen, kötüleyen bir şey yoktur ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden bunları küçültecek mana çıkarmak kalplerin bozuk, niyetlerin kötü olduğundandır. Anladıkları yanlış, zannettikleri yersiz ve hayaldir. Böyle aldanmaları safrası bozuk olan hastanın şekerin tadını alamamasına, tatlıyı acı sanmasına benzer. Allahü Teala Ali İmran suresi 7. ayetinde bunlar için mealen kalpleri bozuk olanlar hakkı örtmek fitne fesat çıkarmak için Kur'an-ı Kerim'den yanlış mana çıkarır, yanlış yola saparlar buyuruyor. Ehli sünnetten faideli söze hadis demeyi caiz gören olmuş ise de hadis alimlerimiz bunu reddetmiş, kitaplarında bu hadislerin yalan ve iftira olduğunu bildirmişlerdir. Bunlara kıymet verilmemiş, hadis diye yapışan olmamıştır. Bunun için bu sözü koz olarak kullanmak büsbütün yersiz ve saçma bir delildir. Bir kişinin bildirdiği hadise uymamak küfür olmaz. Çünkü ehli sünnet müçtehitlerinden böyle hadislere uymayanlar vardır. Demek de yersizdir. Çünkü üç halifeyi met eden, yükselten hadisi i şeriflerin birkaçını bir sahabi bildirmiş ise de, bunları çok kimseler çeşitli yollardan haber vermiş, bu yüzden tevatür derecesini bulmuştur. Bunlara da inanmamak elbette küfür olur. Müctehitler arasında böyle hadislere uymayan hiç yoktur. Hatta ehli sünnetin reisi olan İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu an bir kişinin bildirdiği hadisi şerifi ve hatta sahabe-i kiramın sözlerini kendi anladığından üstün tutmuş, bunlara uymamak caiz değildir buyurmuştur. Üç halifeyi öven hadisi şeriflerin çokluğunu görerek buna karşı duramayacaklarını anlayıp, üç halife met edilmiş ise de uygunsuz işleri görülmeden önce met olunmuştur. Bu övmeler onların ölünceye kadar iyi ve imanlı kalacaklarını göstermez. Çünkü birini kötülük yapmadan önce kötülemek doğru olmaz. Bunun için Emirül Mü'minin Ali radıyallahu an İbn Mülcem'in işleyeceği cinayeti biliyordu. Fakat işlemeden önce cezasını vermedi diyorlar. Halbuki çeşitli hadisi i şerifler üç halifenin radıyallahu teala ölünceye kadar iyi ve üstün kalacaklarını, imanla gideceklerini açıkça bildiriyor. Bunlardan birkaçını yukarıda bildirdik. Sahih kitaplarda bunlar gibi daha nice hadisi i şerifler var. Yapılacağı önceden bilinse bile suç işlemeden ceza verilmez sözü doğru olduğu gibi, kötü olacağı bilinen, ceza göreceği belli olan kimseyi met etmek de doğru değildir. O halde. Hadisi şeriflerle metolunan kimse önce de sonra da her zaman iyi ve üstün olur. Bunun için Emir radıyallahu An ibn Mülceme ceza vermediği gibi onu hiçbir şekilde övmedi, onu kötülemediği gibi üstün tutmadı saymadı. Bu cevabımızı Fetih suresinin 18. ayetini açıklarken daha genişleteceğiz. 2. Mavera Nehr alimleri rahmetullahü teala aleyhim ecmaîn buyuruyor ki üç halife Feth suresi 18. ayetinin sana ağaç altında ellerini uzatarak söz verenlerden Allahü Teala razı oldu. Hepsini sevdi. Meali şerifiyle şereflenenler arasındaydı. Bunları kötülemek, sövmek bunun için küfür olur. eshab Kiram'ın düşmanları buna şöyle cevap veriyor. Bu ayet-i kerime Allahü Teala'nın söz verenlerden değil, o sözleşmeden razı olduğunu göstermektedir. Buna hepimiz inanıyoruz. Bu üçü de birkaç iyi güzel iş yapmıştır. Biz bunların kötü işte yaptıklarını söylüyoruz. Bu kötülükleri o zaman verdikleri sözü bozmuştur. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin radıyallahu an halife olmasını açıkça emrettiği halde bu emre uymayıp kendilerini zorla halife yaptılar. Buhari'de de bildirildiği gibi Fatıma'yı radıyallahu anha incittiler. Mişkat kitabında Fatıma Tüz Zehra'yı anlatırken yazılı hadisi i şerifte, onu inciten beni incitmiş olur. Beni inciten de Allahü Teala'yı incitir buyurulmuştur. Ahsap suresi 57. ayetinde mealen Allahü Teala'ya ve Resulüne eziyet edenlere dünyada da ahirette de lanet olsun buyuruldu. Bu kötü işlerinden ve kağıt getiren emrini dinlemediklerinden ve Üsame ordusunu hazırlamaya yanaşmadıklarından üçünü de sövmek, kötülemek lazım gelmektedir. Son nefeste iman ile gitmek için ömrü sonunda iyi işler yapmak ve Resulullah'a itaat lazımdır. Cevabında deriz ki Allahü Teala ağaç altında söz verenlerden razı olduğu zaman onların kalplerini, niyetlerini biliyordu. Kalplerine kuvvet ve sükûnet vermişti. Ayet-i kerimenin sonu bunu bildiriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç halifenin cennete gideceğini müjdeledi. İman ile öleceklerini açıkça bildirdi. Sözlerinde duracaklarını, vaatlerini bozmayacaklarını haber verdi. Allahü Teala söz verenlerden değil de sözleşmeden razı olduğunu bildirmiştir dersek Allahü Teala onların verdiği sözü beğenince imanla giderler. Çünkü Allahü Teala kafirlerin hiçbir işinden razı olmaz. Son nefeste imansız gidecek olanlar güzel iş yapsa yaptıkları iş güzel beğenilir işlerden olsa da Allahü Teala bunların Böyle işlerini de beğenmez. Onların yaptığı güzel işler için Nur Suresi 39. ayetinde mealen Kâfirlerin yaptığı güzel işler çölde görülen seraba benzer. Susuz olanlar bunu uzaktan su sanır. Yanına gidince bir şey bulmaz. Aldandığını anlar. Ve Bakara Suresi 217. ayetinde mealen biriniz imandan ayrılır ve kafir olarak ölürse yapmış olduğu bütün iyi işleri yok olur. Dünyada ve ahirette ona faydası olmaz buyuruldu. Ahirette işe yaramayacak olan bir işten Allahü Teala razı olur demek manasız bir söz olur. Çünkü razı olmak, beğenmek son derece kabul etmek demektir. Hazreti Ali'nin radıyallahu an birinci halife olmasını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirmedi. Eğer bildirseydi tevatür ile yayılır belli olurdu. Böyle bir emir hatta işaret olsaydı Emir radıyallahu an bunu söyler hakkını isterdi ve Ebu Bekr'in halifeliğini kabul etmezdi. Nitekim Ebu Bekir, radıyallahu anh, Halifeler Kureyş kabilesindendir. Hadisi şerifini söyleyerek Ensar'ın halife olmasını kabul etmedi. Ensar da razı olup halifelik arzusundan vazgeçtiler. Nasirettin Tusi'nin Allame Muhammed bin Muhammed Nasirettin Tusi Şii 672 miladi 1273 Tecrîd kitabının bir şerhinde diyor ki: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem eshabı onun yolunda kendi akrabasıyla kavimleriyle harp etti. Her emrini canla başla yaptı. Onun yolunda ilerlemek için her zorluğa göğüslerini gerdi. Onun için her şeylerini fedadan çekinmeyen böyle sadıkların daha defnedilmeden önce açıkça bildirdiği emre uymayarak kendi arzularına göre halife seçmelerini hangi akıl, hangi düşünce kabul eder? Hazret Ali'nin radıyallahu an birinci halife olması için değil bir emir, belki ufak bir işaret, bir delalet olsaydı hepsi bunu yapmak için yarışırdı. Halbuki hadis alimlerinin hiçbiri yani Hazret Ali'yi radıyallahu anh, aşırı derecede sevmekle meşhur olup, onun üstünlüklerini, kahramanlıklarını, dine olan hizmetlerini gösteren hadisleri haber veren alimler bile, onun halife olması için ne bir emir, ne bir işaret bildirmedi. Ali radıyallahu an hiçbir sözünde, hiçbir hutbesinde, hiçbir mücadelesinde ve Ebu Bekir'in halife seçilmesindeki gecikmesinde, ve Ömer'den sonra halife namzedi seçilen altı kişiden biri olarak, oradaki konuşmalarında hilafete hakkı olduğunu gösterecek bir şey söylemedi. Altı halife adayı toplantısında, Abbas Ali'ye radıyallahu anhüma, elini uzatarak, elini ver. Herkes, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, amcasının seni halife yaptığını görsün de, sana uysun dedi o ise kabul etmedi Fatıma'yı radıyallahu teala incitmemek için olan emir her türlü incitmeyiniz demek değildir çünkü emir radıyallahu teâlâ anha onu birkaç defa incitti incitmesi suç olmadı bunun gibi resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı zevcelerine Ayşe'yi üzerek beni incitmeyiniz. Biliniz ki onun yatağındayken bana vahiy gelmektedir buyurmuştu. Ayşe'yi incitmenin kendisini incitmek olduğunu bildirdi. Halbuki Hazreti Ayşe radıyallahu anha Hazreti Ali'den radıyallahu an elbette incindi. Bunun için diyebiliriz ki hadis-i şeriflerdeki İncitmeyiniz emri nefsin isteklerine ve şeytana uyarak incitmeyiniz demektir. Yoksa İslamiyetin hakikatin yerine getirilmesi için üzmek yasak olmaz. Fatıma'nın radıyallahu anha Ebu Bekir'den radıyallahu an incinmesi kendisine Fedek'ten miras vermediği içindi. Fedek Hayber Kalası yakınında hurması bol bir köy idi. Yahudilerle köyün yarısını Resulullah'a vermek üzere sulh yapılmıştı. Bir hadisi i şerifte, Biz peygamberler miras bırakmayız. Bıraktıklarımız fakirlere sadaka olur. Buyurulduğu için, Halife Ebu Bekr radıyallahu anh, Resulullah'ın hurmalıklarının gelirini fakirlere dağıttı bu hadisi şerife uyarak Fatıma'ya radıyallahu anha vermedi. Yoksa nefsine şeytana uyarak yapmadı. Bunun için suç olmaz. Eğer sorulursa ki hadisi şerife uyularak yapılan işten Fatıma radıyallahu anha niçin incindi? Cevabında deriz ki onun incinmesi düşünerek ve isteyerek incinmek olmayıp İnsanlığın zayıf tarafı, yaratılış icabı idi. Elinde olmayarak incindi. Böyle incitilmesi ise yasak olmaz. 3. Mavera ün Nehr alimleri rahmetullahü teala aleyhi ecmaîn buyurdu ki Allahü teâlâ, Ebu Bekir radıyallahu anh için Tövbe suresi 40. ayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahibi yani arkadaşı dedi. Peygamberin sahibini kötülemek, sövmek caiz olmaz. Risalede cevap olarak diyor ki: Kehf suresi 35. ayetinde mealen sahibiyle konuşurken dedi ki: Seni yaratan Rabbine kafir oldun. buyruldu. Burada kafir'e de peygamberin sahibi denilmektedir. Nitekim Yusuf Suresi 39. ayetinde Yusuf Aleyhisselam kâfirlere ey zindan arkadaşlarım sahip demektedir. Yusuf Aleyhisselam'ın puta tapan iki kâfire sahibim demesi gösteriyor ki bir peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye sahibim demesi o kimsenin iyi olmasını göstermez. Cevabında deriz ki sevişerek olan arkadaşlık elbette tesirlidir. Sohbetin tesirine inanmamaya cahillik alametidir denilmiştir. Müslümanla kafir sevişmeyeceği için sohbetlerinin tesiri faydası olmaz. Şunu da söyleyeyim ki Yusuf Aleyhisselam'ın sohbetinin bereketi, faidesi sayesinde o iki putperest Müslüman olmakla şereflendi. O halde Sıddık Radıyallahu An her zaman herkesten çok beraber bulunduğu ve çok sevdiği halde Rasulullah'ın sohbeti niçin ona tesir etmesin? Onun olgun marifetlerinden neden faydelenmesin? Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala'nın göğsüme akıttığı marifetlerin, bilgilerin hepsini Ebu Bekir'in göğsüne akıttım. Sevgi, bağlılık çok oldukça faydelenmek de o kadar çok olur. Bunun içindir ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bütün hesabın en üstünü oldu. Çünkü onun Resulullah'a bağlılığı herkesten çok idi. Bir hadisi i şerifte, Ebu Bekir'in üstünlüğü, çok namaz kıldığı, çok oruç tuttuğu için değildir. Onun kalbinde bulunan bir şey içindir, buyurdu. Alimlerimiz rahmetullahi aleyhi ecmain diyor ki, kalbinde bulunan o şey, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sevgisiydi. O halde böyle bir sahibi kötülemek, sövmek nasıl insaf olur? 4. Maveraün Nehr alimleri diyor ki, Emir Ali radıyallahu an çok kuvvetli ve eshab arasında çok sevilen olduğu halde üç halifeyi kabul etti. Hiç karşı gelmedi. Bu da üç halifenin haklı olduğunu gösteriyor haksız idiler denirse, Ali radıyallahu anh da kötülenmiş olur. Risalede buna cevap olarak diyor ki, Emir radıyallahu anh, cenaze işleriyle uğraşmaktayken, üç halife, Beni Said'e çardağı altında, hesabın çoğunu topladı. Ebu Bekri halife yaptılar. Ali radıyallahu anh, bunu haber alınca, adamları az olduğu için, ve iyilerin ölmesini önlemek için veya bilinmeyen başka sebepler için harbetmeyi yersiz buldu. Bu ise Ebu haklı olduğunu göstermez. Çünkü Ali radıyallahu an o kadar kuvveti ve cesareti olduğu halde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ve birçok eshab ile Mekke'den Medine'ye harbetmeden hicret etti. O zaman Harbetmeyi uygun görmediler. Hicretin altıncı yılında 1500 sahabi ile Mekke'ye giderken, Hudeybiye denilen yerde sulh yapıp geri döndüler. Rasulullahın, Ali'nin ve diğer eshabın buralarda harbetmemesi caiz olduğu gibi, Ali'nin yalnız başına harbetmemesi elbet caiz olur. Oralarda harbedilmemesi Kureyş kâfirlerinin haklı olduğunu göstermeyeceği gibi. Ali'nin harbetmemesi de Ebu haklı olduğunu elbette göstermez. Bunun gibi Firavun Mısır'da 400 sene tanrılık dava etti. Şeddat ve Nemrut gibi krallar da yıllarca bu bozuk davada bulundu. Allahü Teala sonsuz kuvvet kudret sahibiyken bunları öldürmedi. Allahü Teala bile düşmanından intikam almakta acele etmediğine göre, bir kulun düşmanına karşı koymaması niçin caiz olmasın? Emir, onların hilafetinde istemeyerek ortalığı idare etmek için sustu. Severek kabul etmedi. Cevabında deriz ki, Maveraün ün Nehre alimlerine göre Ali'nin Ebu Bekr radıyallahu anhuma ile harbetmemesi ve ona uyması, onun doğru halife olduğunu gösteriyor. Bu ise Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kâfirleriyle harp etmediği için ve Allahü Teala'nın Firavun, Şeddat ve Nemrut gibi düşmanlarını öldürmeyi geciktirdiği için ret ve inkar edilemez. Risalenin bu misalleri kendi sözlerini çürütmektedir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Allahü Teala bu düşmanlarını hep kötüledi. Hep kötü ve alçak olduklarını bildirdi. Onlar nerede? Bu iş nerede? Benzerlik nerede? Ali'nin Ebu Bekri radıyallahu anhum'a kabul edip ona uyduğunu bildiren haberlerin çokluğu karşısında bunu inkar edemedikleri için işi başka yola çevirmek zorunda kalıyor ve istemeyerek idare için kabul etti diyorlar. Ebu Bekr'in radıyallahu an hilafetini haksız göstermek için başka cevap bulamıyorlar. Bu işin içinden başka sözle kurtulamıyorlar. Burada Ebu Bekr'in radıyallahu teâlâ an nasıl halife seçildiğini en sağlam kaynaklardan alarak açıklayalım. Ali'yi radıyallahu an zor ile ortalığı idare için yanlış iş yapmak küçüklüğüne düşürmeye imkan olmadığını bildirelim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince eshab-ı kiram radıyallahu anhüm ecmaîn defin işlerinden önce halife seçmeye başladı. Önce müminlere bir başkan bulmayı kendilerine vazife bildiler. Hatta bu işi birinci vazife gördüler. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hat cezalarının verilmesini, vatanı düşmana karşı korumayı, asker hazırlamayı ve benzerlerini emir buyurmuştur. Bu işlerse ancak devlet tarafından yapılır. Bunun için bir devlet reisi seçmek Müslümanlara vacip olur. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem vefatını her işiten üzüntüden ne yapacağını şaşırıyor, çok kimsenin aklı başından gidiyordu. Eshabın bu büyük yarasını saracak, acılara çare bulacak biri lazımdı. Ebu Bekir, radıyallahu anh, tam bir olgunlukla eshabı topladı. Yüksek sesle, Ey eshab-ı kiram! radıyallahu anhüm ecmain! kim Muhammed aleyhisselama tapınıyorsa bilsin ki o ölmüştür. Kim Allahü teâlâya tapınıyorsa biliniz ki o hep diridir, hiç ölmez dedi. Daha nice tesirli sözler söyledi. Sonra ensarın toplanarak aralarından halife seçeceklerini işitti. Ebu Ubeyde ve Ömerle oraya gitti. Onlara, Allahü Teala'nın emirlerini yapmak ve yaptırmak için bir baş seçiyormuşsunuz. Düşününüz, araştırınız. Halifenin Kureyş'ten olması lazımdır. Ebu Ubeyde ile Ömer'i göstererek bunlardan birini seçiniz dedi. Ömer söz alıp Halife sensin ya Ebu Bekir dedi ve elini uzattı. Ensar'ın hepsi söz birliğiyle halifeyi kabul etti. Ebu Bekr Sıddık radıyallahu an ertesi salı günü mescide geldi. Minbere çıktı, cemaate baktı. Zübeyr bin Avvam'ı göremedi. Çağırın gelsin dedi. Zübeyr gelince Müslümanların söz birliğinden ayrılmak ister misin dedi. Zübeyr Ey Rasulün halifesi ayrılmam diye elini uzattı kabul etti. Halife yine etrafa baktı. Ali'yi radıyallahu anh, göremedi. Çağırdı. Emir gelince Müslümanların söz birliğinden ayrılmak ister misin dedi. Ali de ey Resulün halifesi ayrılmam deyip elini uzattı, kabul etti. Zübeyr ve Ali halifeyi kabulde geciktikleri için özür dilediler halife seçilirken bize haber verilmediği için üzülmüştük. İyi biliyoruz ki halife olmaya içimizde Ebu Bekir'den daha haklı kimse yoktur. Çünkü o mağarada arkadaş olmakla şereflenmiştir. Onun şerefini, üstünlüğünü iyi biliyoruz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz için imamlığa aramızdan onu seçti dediler. Zübeyir bin Avvam radıyallahu teala an cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Hatice validemizin erkek kardeşinin ve Resulullah'ın halası Safiye'nin oğlu idi. 15 yaşında Müslüman oldu. İslam'da ilk kılınç çeken Habeşe ve Medine'ye ilk hicret edendir. Bedir, Uhud, Hendek, Hudeybiye, Hayber, Mekke, Huneyn ve Taif gazvelerinde birçok yerinden yaralandı. Mısır'ın fethinde de bulundu. Çok zengin idi. Bütün varını Allah yolunda verdi. Deve vakasında Hazret Ali'ye karşı bulunmuştu. 36 senesinde 67 yaşında şehit oldu. İmamı Muhammed Şafii rahmetullahi aleyh 150 204 miladi 819 Mısır'da buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Eshab-ı Kiram radıyallahu anhüm, düşündü, aradı. Yeryüzünde Ebu Bekir'den radıyallahu an daha üstün kimseyi bulamadı. Onu söz birliğiyle halife yaptı. Eshab-ı Kiram radıyallahu anhüm, söz birliğiyle Ebu Bekir, Ali ve Abbas'tan radıyallahu anhüm birinin halife olmasını istedi. Ali ile Abbas, Ebu Bekir'in halife olmasına karşı bir şey söylemedi. İkisi de Ebu Bekir'in halifeliğini kabul etti. Böylece Ebu Bekir, söz birliğiyle halife seçilmiş oldu. Ebu Bekir'in halifeliği haklı olmasaydı, Ali ile Abbas kabul etmez, haklarını isterdi nitekim ali radıyallahu an muaviye'nin radıyallahu an halifeliğini haklı görmediği için kabul etmedi muaviye'nin askeri ve kuvveti kendisinden daha çok olduğu halde hakkını istedi ve çok kimsenin ölümüne sebep oldu albuki ebu bekir'den hak istemesi pek kolayydı ve kolay seçilirdi çünkü o zaman Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanına daha yakın ve hakkı meydana çıkarmak isteği herkeste çok vardı. Bundan başka Abbas Ali'den halife olmasını istedi. O kabul etmedi. Kendini daha haklı görseydi kabul ederdi. Halbuki Zübeyr o büyük şöhreti ve cesaretiyle bütün Haşim oğulları ve başka birçok sahabi, Ali ile radıyallahu anhüm beraber idi. Ebu Bekir'in hak üzere halife olduğunu göstermeye, bu icma söz birliği yetişir. Bunu bozacak bir emir, hatta bir işaret bile bulunmaması, haklı olduğunu daha kuvvetlendirmektedir. Hatta alimlerin çoğuna göre, icma-ı ümmet, yani eshabın söz birliği, meşhur olmayan emirden daha kuvvetlidir. Çünkü icma olunan bir iş kesin olarak doğrudur. Meşhur olmayan emir ise zan ile doğrudur. Şunu da bildirelim ki Ebu Bekir'in halife olması için işaret hatta emir de vardır. Tefsir ve hadis inimlerinin derin alimleri bunları bildirmektedir. Evet, ehli sünnetin derin alimlerinden çoğuna göre böyle bir emir yoktur. Fakat bu söz, başkasının da hakkı bulunmadığını göstermektedir. Bundan da Ebu Bekir'in söz birliğiyle haklı halife olduğu ve Ali'ye istemeyerek idare-i maslahat için kabul etti denilemeyeceği meydana çıkmaktadır. Sahabe-i kiram, doğruyu kabul etmez kimseler olsaydı, o zaman idare-i maslahat düşünülebilirdi. Zamanların en iyisi benim zamanımdır. Hadisi i şerifiyle şereflenmiş kimseleri idare etmek için haktan vazgeçmek, Ali'ye radıyallahu anh yakıştırılır mı? Osman bin Abdurrahman i̇bn Salah, Aksülamel kitabı Londra'da basılmıştır. 577 643 miladi 1245 ve Abdülazim Münziri 581 656 rahmetullahi teala aleyhima e buyuruyorlar ki Eshab-ı Kiram'ın hepsi adildir. Eshab-ı Kiram'ın hepsi kesin olarak cennete gidecektir. Hadid suresi 10. ayetinde mealen Ey müminler sizden Mekke'nin fethinden önce Allahü Teala için mal veren ve muharebe edenlere fetihten sonra verenlerden ve harbedenlerden daha yüksek derece vardır. Bunların dereceleri eşit değildir. Hepsi için cenneti söz veriyorum. Buyuruldu. Demek ki esabı kiramın hepsi cennete girecektir. Bu ayet-i kerimede mal ve can verenlere söz verilmesi, sadaka vermeyen ve cihad etmeyenlerin cennete girmeyeceğini göstermez. Beydavi ve Hüseyini ve Mevakıp tefsirlerinde diyor ki, müfessirlerin çoğuna göre bu ayet-i kerime Ebu Bekr şanının yüksekliğini bildirmek için geldi. Çünkü ilk önce iman etti ve malını dağıttı ve kâfirlerle dövüştü. İmam Ali radıyallahu an halifelik hakkı olduğunu bildiği halde hoş geçinmek için istemeyerek Hz Ebu Bekri kabul etti demek, o Allah'ın arslanını küçültmek olur. Çünkü hakkı doğruyu söylememek günahtır. İstemeyerek iş yapmaksa en aşağı bir müminin beğenmediği şeydir. Allah'ın arslanı ve Rasulullah'ın damadı, cesarette ve kahramanlıkta eşi bulunmayan emir, böyle beğenilmeyen işi yapacak kadar küçülür mü? Cahiller ne aşırı taşkınlık yapıyor ki Hazreti Ali'yi radıyallahu an yükselteceğiz diye kötülüyorlar. Onu aşağılamayı övmek sanıyorlar. 5. Maveraün Nehr alimleri rahmetullahü teala aleyhim ecmain, diyor ki üç halifeyi ve Resulullah'ın temiz olan zevcelerinden birkaçını sövmek, bunlara lanet etmek küfürdür. Buna caiz diyeni cezalandırmak lazım olur. Risalede buna cevap olarak diyor ki, Akai dine sefi şarihi, şeyhaini, Ebu Bekr ile Ömer'i sövmenin küfür olacağını kabul etmiyor. Akai dine sefiye kitabını Ömer İbni Muhammed Nesefi yazmıştır. 461 537. Semerkant'tadır. Zahire ismindeki fıkıh kitabı kıymetlidir. Akaid-i Nesefiyye'yi çok alimler şerh etmiştir. En meşhur şerhi Mes'ud bin Ömer Saadettin Teftazani'nindir. 722 792 Semerkant'tadır. Camiül Usul sahibi Şeyhaynı sövenleri İslam fırkalarından saymıştır. Mevakıf kitabı da böyle demektedir. Camiül Usul kitabını Mübarek bin Muhammed İbni Esir yazmıştır. 544 606 Musul'dadır. Mevakıf kitabını Kadı Adut Abdurrahman bin Ahmet yazmıştır. Çok kıymetli akaid kitabıdır. Şerhleri içinde en meşhuru Seyyid Şerif Ali bin Muhammed Cürcani'nin 740-816 Şiraz'da ve Muhammed bin Esad Devani'nin kidir. Devani'nin Farisi Ahlakı Celali kitabı meşhur olup basılmıştır ve İngilizceye tercüme edilmiştir. 829 908 Abdülhakim Siyal Küti Hindi'nin 1068 miladi 1658 Hindistan'da Seyyid Şerif Ali şerhine olan haşiyesi meşhur olup basılmıştır. İmam Muhammed Gazali 450 505 miladi 1111 Tuz şehrinde Şeyhayn'ı sövmek küfür olmaz diyor. Ebul Hasan Eş'ari Ali bin İsmail 266 330 miladi 941 Bağdat namaz kılan kimseye kafir denemez diyor. O halde şeyhaini sövenleri kafir bilmek din alimlerinin kitaplarına ve Kur'an-ı Kerim'e ve hadisi i şeriflere uymamaktadır. Cevabında deriz ki şeyhaini radıyallahu teala anhüma, sövmek küfürdür. Hadisi i şerifler küfür olduğunu göstermektedirler. Taberani'nin Süleyman bin Ahmet 260 360 Miladi 971 İsfahan'da ve hakimin Muhammed bin Abdullah 321 405 Miladi 1014 Nişapur'da bildirdiği hadisi şerifte Allahü Teala beni seçti. Benim için insanlar arasından en iyilerini eshab arkadaş olarak seçti. Eshabım arasından bana vezirler, yardımcılar ve akraba ayırdı. Onlara söyene Allahü Teala ve melekler ve insanlar lanet eylesin. Onları sövenlerin ne farzlarını ne de sünnetlerini Allahü Teala kabul etmez buyurdu. Hadis alimi Ali bin Ömer Dare Kutni'nin bildirdiği hadisi şerifte benden sonra bazı kimseler meydana çıkacak onlara rastlarsanız öldürünüz. Çünkü onlar müşriktir, kâfirdir. Ali radıyallahu an bunların alameti nedir diye sordu. Onlar sana aşırı bağlılık gösterecek, sende bulunmayan şeyleri sana söyleyeceklerdir. Kendilerinden önce gelen din büyüklerini kötüleyeceklerdir, buyurdu. Darekutn Bağdat'ta bir köydür. 306-385 Bağdat'ta. Aynı kitapta, Bunlar, Ebu Bekr ile Ömer'i kötülerler. Bunlara söverler. Eshabıma söyenlere, Allahü Teala ve melekler ve bütün insanlar lanet etsin, buyurdu. Buna benzeyen hadisi i şerifler pek çoktur ve çoğu meşhur olduğundan, burada yazmaya lüzum yoktur. Şeyhaini sövmek, onlara düşmanlık etmek demektir. Onlara düşmanlıksa küfürdür. Çünkü hadisi i şerifte, onlara düşmanlık, bana düşmanlıktır. Onları incitmek, beni incitmektir. Beni incitmek de, Allahü Teala'ya eziyet etmektir, buyuruldu. Ali bin Hasan İbni Asakir'in 499-571 Şam'da bildirdiği hadisi şerifte Ebu Bekr ile Ömer'i radıyallahu anhuma sevmek imandır. Bunlara düşmanlık küfürdür buyuruldu. Bir mümine kafir diyen kafir olur. Bir hadisi şerifte bir kimse bir mümine onun kafir olduğunu bildiren bir söz söylerse mesela ey Allah'ın düşmanı derse kendisi kafir olur buyuruldu. O halde şeyhaine kafir diyen onları kafir bilen kafir olur. Biz iyi biliyoruz ki Ebu Bekr ile Ömer radıyallahu anhuma mümindirler. Allahü Teala'nın düşmanı değildirler. Cennetle müjdelenmiştirler. O halde bunlara kafir diyen kafir olur. Yukarıdaki son hadisi şerifi gerçi bir kişi bildirmiştir. Fakat mümini kafir yapanın kafir olacağı bundan anlaşılmaktadır. Şu kadar var ki buna inanmayan kafir olmaz. Zamanın büyük alimi olan Ebu Zür'a Razi buyuruyor ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hesabından birisini kötüleyen kimse zındıktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim elbette doğrudur. Resulullah elbette doğru söyler. Bizlere bunlardan gelen haberler elbette doğrudur. Bunların hepsi eshab kiramı övmekte, yükseltmektedir. Bunları kötülemek Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere inanmamak olur. Bu ise zındıklık, dalalet, sapıklıktır. Sehl bin Abdullah Tüsteri 200 283 Miladi 896 Basra'da buyuruyor ki eshab Kiram'ı büyük bilmeyen kimse Resulullah'a iman etmiş olmaz. Abdullah bin Mübarek'ten 116-181 miladi 797 Irak'ta soruldu ki Muaviye ile Ömer bin Abdülaziz'den hangisi daha üstündür? Cevabında buyurdu ki Muaviye radıyallahu anh 79 yaşındayken 60 miladi 680'de Şam'da vefat. Rasulullah'ın yanında giderken atının burnuna giren toz Ömer bin Abdülaziz'den kat kat daha üstündür. Böylece Rasulullah'ın sohbetinin ve mübarek yüzünü görmenin sebep olduğu yüksekliğe hiçbir yükseklik yetişemeyeceğini bildirdi. Ömer bin Abdülaziz, sekizinci Emevi halifesi olup alim ve çok dindar idi. 101 senesinde 41 yaşında şehit edildi. Malatya'yı Rumlardan 100 bin esir karşılığı satın almıştır. Bu üstünlük başka bir kıymet karışmadan yalnız sohbetin üstünlüğüdür ve bütün hesapta vardır. Buna başka kıymetler de ekleyen mesela Resulullah ile birlikte cihad eden ve sonra gelen müminlere ondan işittiklerini bildiren veya onun uğrunda malını harc eden sahabi elbet daha yüksek, daha üstün olur. Hiç şüphe yok ki iki halife eshabın büyüklerindendi. Hatta en üstünleriydi. O halde şeyhaine kafir demek hatta biraz küçültmek küfür olur, zındıklık olur doğru yoldan ayrılmak olur. Şemsül Eyyime Muhammed bin Ahmet Serahsi'nin 483 miladi 1090 Türkistan'da Muhit kitabında diyor ki Şeyhayını kötüleyen imamın arkasında namaz kılmak caiz değildir. Çünkü bu Ebu Bekr'in radıyallahu anh halife olduğunu kabul etmiyor. Halbuki onun hak halife seçildiğini bütün esap söz birliğiyle bildirdi. Tahir bin Ahmet Buhari'nin 542 Hulasa adındaki fetva kitabında diyor ki: Ebu Bekr'in hilafetine inanmayan kafir olur. Bidat sahibi olanın arkasında namaz kılmak mekruhtur. Bidatı küfre varırsa ona uyanın namazı sahih olmaz küfre sebep olmazsa sahih fakat mekruh olur. Hazreti Ömer'in radıyallahu an hilafetine inanmayanın da kafir olduğu daha doğrudur. Bunların halifeliklerine inanmayan kafir olunca ya bunlara sövenlerin, lanet edenlerin ne olacağını düşünmeli. Görülüyor ki bu taşkınlıklara küfür demek hadis-i şeriflere ve din alimlerinin sözlerine tam uygun olmaktadır. Ehli sünnet alimlerinden birkaçının rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn bunlara kâfir denilmez buyurması taşkınlık yapmayan kimseler içindir. Böylece sözleri hadis-i şeriflere ve alimlerin söz birliğine uydurulmuş olur. Risale Ayşe Sıddıkaya radıyallahu teala anha da sövüyor, lanet ediyor ayet-i kerimeye ve hadisi i şerife uymadığı için ona lanet edilir diyorlar. Ona haşa kötü diyorlar. Ahsap suresi 33. ayetinde evlerinizde oturunuz buyurulduğu halde bu emri dinlemeyip deve vakasında Ali radıyallahu anh ile harp etti. Halbuki hadisi i şerifte seninle harbeden benimle harbetmiş gibidir buyuruldu. Demek ki Ali ile harp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le harp etmek demektir. Peygamber ile harp eden ise kafirdir. Onun için Ayşe'ye sövmek lanet etmek lazım olur dediler. Buna cevap olarak deriz ki evlerinizde oturunuz emri her zaman her halde evde oturun dışarıya hiç çıkmayın demek değildir. Zevcelerinden bazısının Resulullah'la birlikte sefere gitmesi böyle olmadığını göstermektedir. Demek ki evlerinizde oturunuz emri belli zaman ve belli haller içindir. Bir şeyin bütününü söyleyip bir parçasını kastetmeye benzer. Böyle sözlerse kesin olmaz. Müctehidin bu bütünden bir başka parçayı anlaması caiz olur. Çünkü bütün parçalarda ortak bulunan özellikler vardır. Ayşe radıyallahu anha şüphe yok ki alim idi ve müctehit idi. Tirmizi'nin kitabında Ebu Müsel Eş'ari Rasulullah'ın valilerinden idi. Yazılara tarih konmasına sebep olmuştur. 51'de Kûfe'de vefat etti. Buyuruyor ki: "Eshab-ı Kiram bir şey öğrenmek isteseydi" Hazreti Ayşe'ye gidip sorar öğrenirdi. Yine Tirmizi kitabında Musa bin Talha diyor ki: "Ayşe'den daha fasih, düzgün konuşan görmedim." Ayşe radıyallahu anha o derin ilmi sebebiyle ayet-i kerimenin özünü anlamış, bazı zamanda bazı işler için çıkmak istisnasına uyarak çıkmıştır. Ayet-i kerimeden çıkan mana örtüsüz açık olarak çıkmayınız demektir. Nitekim ayet-i kerimenin sonunda mealen önceki cahillik zamanında kadınların yaptığı gibi zinetlerinizi, süslerinizi erkeklere göstermeyiniz buyruldu. Örtülü olarak evden çıkmanın caiz olacağı buradan anlaşılmaktadır. Ayşe'nin radıyallahu anha deve vakasına çıkması Harb etmek için değildi. ıslah etmek, fitneyi bastırmak içindi. Tarihlerin dediği gibi harp için olsa da yine zararı yoktur. Çünkü içtihadıyla hareket etmişti. Keyfiyle kendiliğinden çıkmış değildi. Nitekim Şerh-i Mevâkıf Seyfüddin Ali Amidi'den rahmetullahi aleyh haber veriyor ki deve ve sıffin vakaları içtihat yüzünden idi. Müctehit yanılırsa bir şey denemez. Enfal suresi 68. ayetinde mealen Allahü Teala'nın önceden kitabı olmasaydı yaptıklarınızdan dolayı büyük azap çekerdiniz. Buyuruldu. Beydavi bunu tefsir ederken Allahü Teala açıkça yasak ettiği şey yapılmadıkça azap yapmayacağını önceden Levhil il mahfuzda yazdı. Hata edene, yanılana azap etmeyeceğini hüküm etmeseydi, diyor. Şunu da bildirelim ki, müçtehidin yanılması, Allahü Teala'dan bir rahmettir, hidayettir. Abdüddar bin Kusey oğullarından, Rezin bin Muaviye, 524, nin kitabında, Ömer radıyallahu an buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Benden sonra hesabımın ayrılığını Rabbim'den sordum. Rabbim bildirdi ki Ey sevgili peygamberim Muhammed aleyhissalatu vesselam senin hesabın gökteki yıldızlar gibidir. Bazısı bazısından daha parlaktır. Hepsi ışık saçmaktadır onlardan birinin yolunda giden hidayete kavuşur. Sonra şu hadisi şerifi buyurdu: Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Herhangi birine uyarsanız hidayet selamet bulursunuz. Ey Ali, seninle harp benimle harp demektir. Hadisi şerifini Ayşe radıyallahu anha belki işitmemiştir yahut belli bir harp için buyurulmuştur. Veyahut zamanı saadette yaptığı harpler demektir. Bu risalede bozuk düşüncelerine herkesi inandırmak ve ehli sünneti malûb etmek için diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki gözü görmeyen İbni Ümmi Mektum'la konuşurken zevcelerinden biri yanlarına gelince üzülüp o görmüyorsa da sen görüyorsun buyurdu. Kadınların erkeklere görünmemesi bu kadar lazım olduğu halde ehli sünnet kitaplarında diyor ki Ayşe radıyallahu anha peygamberin omuzuna dayanıp sokakta çalgı çalan oynayan adamları seyretti. Seyretmeye doymadın mı ya Hümeyra buyurdu. Biz en aşağı adamların bile böyle yapacağını söyleyemeyiz. Cevap olarak deriz ki, oyunu seyretmek, belki örtünmek emri gelmeden önce olmuştur. İbni Ümmi mektuma görünmemekse, bu ayet-i kerime geldikten sonra olmuştur. Belki de seyr olunan oyun, haram olmayan, caiz olan oyundu. Nitekim, sahih haberlerden anlaşılıyor ki, Mescid-i Nebevi meydanında, süngü oyunu oynanırdı. Bu da o ok katmak gibi har boyun olduğu için günah değildir. Zaten mescitte oynanması caiz olduğunu göstermektedir. Oyunu seyretme örtünme ayeti geldikten sonra olsa bile o zaman da Ayşe radıyallahu anha küçük idi, mükellef değildi. Nitekim Buhari ve Müslim'de bildirildiğine göre buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem odanın kapısında duruyordu. Habeşliler, mescidin mihrabında oynuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek arkasındaki örtüyle beni örttü. Mübarek kulağıyla boynu arasından oyunu seyrettim. İyi bilinmelidir ki, eshab-ı kiramın işlerine karışmak, onlar hakkında aklına geleni söylemek, bir Müslüman için son derece edepsizlik ve zavallılıktır. Müslüman ismini taşıyan kimse eshab-ı kiram arasındaki ayrılıkları, çekişmeleri Allahü Teala'ya bırakmalı, hepsini iyi bilmelidir. Onları sevmek Muhammed Aleyhisselam'ı sevmek demek olduğunu bilmelidir. Çünkü onları seven beni sevdiği için sever buyurdu. Bir Müslüman için kurtuluş yolu ancak budur. İmam Muhammed bin İdris Şafii rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, Eshab-ı kiram arasındaki kanlara ellerimizin bulaşmasından, Allahü Teala bizleri koruduğu gibi, biz de dilimizi karıştırmaktan koruyalım. Ömer bin Abdülaziz de böyle söylemiştir. 1340'ta İstanbul'da basılan Türkçe, Ahmet Rıfai adındaki kitabın 78. sayfasında Seyyid Ahmet bin Ali Rıfai, 512 578 miladi 1183 Basra civarında Ümmi Ubeyd'dedir. Buyuruyor ki: Eshab-ı Kiram aleyhimür redvan arasında olan olaylar üzerine aşırı konuşmak, fikir yürütmek hiç caiz değildir. Her Müslüman eşhab hakkında dilini tutmalı, o büyüklerin hep iyiliklerini söyleyip hepsini sevmeli, övmelidir. Fakat bazı kimseler eshabı kiramı kötülüyor. O İslam'ın gözbebeklerine sövmeye, lanet etmeye cesaret ediyor. İslam alimlerinin rahmetullahü teala aleyhi ecmaîn onlara cevap vermesi, onları susturması, yanlış, bozuk düşündüklerini açıklaması lazımdır. İşte bunun için bu fakir de yani İmam-ı Rabbani, müceddidi elfisani Ahmet Faruki rahmetullahi aleyh 971 1034 miladi 1624 Hindistan'da Serhent şehrindedir. Bu yolda birkaç kelime yazdım. Ya Rabbi, unuttuklarımız ve yanıldıklarımız için bize ceza yapma. Okuduğum risaleyi yazanı red ve rezil etmek için bu fakire nasip olan cevap burada bitti. Allahü Teala kalplerimize kendi dininin sevgisini yerleştirsin. Sevgili Peygamberi Muhammed aleyhisselatu ve yolunda ilerlemekle hepimizi şereflendirsin. Amin. İmam Rabbani Müceddid i Elfisani Ahmet Faruk'inin rahmetullahi aleyh Rendi Ravafıt risalesi burada tamam oldu. İlahi Fatıma evladı hatırına son sözüm kelimeyi tevhid ola. Eğer bu duamı edersen red ya kabul sarıldım ehli i beyti nebi eteğine. Ya Rabbi sevgili peygamberinin hürmeti için ve onun ehli beyti anhum hatırı için İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki'yi ve anasını, babasını af ve mağfiret et. Habibinin ahlakı hürmetine onlara iyi, güzel muamele eyle. Rahmetullahi aleyhi ecmaîn. Sevgili peygamberine ve ehli beytine bizden dualar ve selamlar ulaştır ve mahluklarının sayısınca ve arşının ağırlığınca beğendiğin gibi hayır ve bereket ver. Amin. Bu risalenin tamam olmasını nasip ettiği için Allahü Teala'ya hamdolsun ve en çok sevdiği ümmi peygamber Muhammed Aleyhisselam'a kıyamete kadar dualar ve selamlar olsun. İmam-ı Rabbani Ahmet Faruk-i Serhendi Hazretlerinin Reddi Revafıt Risalesi, Hindistan'da ve Pakistan'da basılmıştır. Pakistan'da, Haydarabad Üniversitesi profesörlerinden, Gulam Mustafa Han'da, 1385, miladi, 1965 senesinde, Urdu tercümesiyle birlikte, Teyyid-i Ehl-i Sünnet ismini vererek, nefis olarak bastırmıştır. Bu baskısı, 1397, Miladi 1977 senesinde "Mebde ve Me'at" risalesiyle birlikte İstanbul'da ofset yoluyla tekrar bastırılmıştır. Bu risaleyi Hint alimlerinden Şah Veliyullah Dehlevi Arabiye tercüme etmiş ve Hindistan'da basılmış ve İstanbul'da ofset baskısı En Nahiye kitabının sonunda neşredilmiştir asırların pek az yetiştirdiği büyük alim Kayyumi Alem Şeyh Muhammed Masum bin Ahmet Faruki Kuddise sırruhuma Hazretlerinin 19 1979 miladi 1667 Serhent'te Mektubat kitabının ikinci cildinin 36. mektubu uzun ve çeşitli suallere cevap vermektedir. Bu mektubun yalnız sekizinci sualinin cevabını buraya tercüme etmek uygun görüldü. Sual Şerh-i Divan-ı Kütüb-i diyor ki, Hazreti Emir, Kerramallahü Teala ve Çeh, bir kısım insanların kendisine düşmanlığını anlayınca, Muaviye radıyallahu teâlâ anh, ve onun gibilerden beş kişiye, beş vakit namazdan sonra lanet etmeye başladı. Onlar da bunu duyunca Hazreti Emir, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Abdullah İbn Abbas ve Malik Ejder'den radıyallahu anhü mecmaîn müteşekkil olan beş kişiye beş vakit namazdan sonra lanete başladılar. Hatta Beni Ümeyye halifeleri bu alçak işi büsbütün ortaya yaydı. Hutbelerde Ehlibeyt'e lanet ettiler. Bu hareket Ömer bin Abdülaziz'in bunu kaldırmasına kadar devam etti. Ömer bin Abdülaziz bu laneti kaldırıp yerine Nahl suresi 90. ayeti kerimesini okuttu. Acaba bu çirkin hadise olmuş mudur yoksa olmamış mıdır? Cevap: Tepeden tırnağa kadar rahmet olan Hazreti Emir Kerremallahü Teala ve çeh, Haşa ve kella herhangi bir Müslümana bile lanet etmemiştir. Nerede kaldı ki Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem eshabına ve hele çok kere hayır dua ettiği Muaviye'ye radıyallahu an lanet etmiş olsun. Hazreti Emir Muaviye ile birlikte olanlar için kardeşlerimiz bize uymadı. Kafir ve fasık değildirler. İçtihatlarıyla hareket ediyorlar buyurdu. Bu sözü bunlardan küfrü ve fıskı uzaklaştırmaktadır. O halde niçin lanet etsin? İslam dininde hiç kimseye hatta Frenk kafirine bile lanet etmek ibadet değildir. Beş vakit namazdan sonra dua etmek lazım iken kendi düşmanlığı için dua yerine laneti dile alır mı? Fena derecelerinin en yükseğine ve itminanın sonuna ulaşmış ve şahsi arzularından geçmiş olan Hazreti Emir'in nefsini kendi nefse emmareleri gibi kin, inat ve düşmanlıkla dolu mu sanıyorlar? O çok yüksek zata böyle bir bühtan, böyle alçak bir iftirada bulunuyorlar. Hazreti Emir fenafillah ve muhabbet-i makamlarının en son derecesine ulaşmış, canını, malını onun sallallahu aleyhi ve sellem yolunda feda etmiştir. Niçin bu dua zamanında her iki cihanın sultanı Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem envâ-ı eza ve cefa yapan Allahü Teala'nın ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem düşmanlarını söyleyip Onlara lanet etmedi de kendi düşmanlarına lanet etti. Halbuki içtihatlarıyla hareket ediyorlar sözü onlara düşman olmadığını gösteriyor. İşin esası şöyledir ki bu muharebeler ve münazalar, düşmanlık ve kin gütmekle olmamıştır. Hep içtihat ve tevil ile olmuştur. Bunun için ayıplamanın yeri yoktur. Nerede kaldı ki lanet edilsin? Bir kimseyi kötülemek ve ona lanet etmek, bir iyilik ve ibadet olsaydı, iblis laine, Ebu Cehle, Ebu Lehebe ve Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem inciten, ona cefa ve eza eden ve bu hak dine kötülükler, ihanetler yapan, Kureyş'in azılı kâfirlerine lanet etmek, İslam'ın icaplarından olurdu. Düşmanlara lanet etmek emredilmeyince dostlara lanet sevap olur mu? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir kimse şeytana lanet ederse ben zaten melun oldum. Bu lanetin bana zararı olmaz der. Ya Rabbi beni şeytandan koru derse eyvah belki kemiğimi kırdın der. Bir başka hadisi i şerifte şeytana sövmeyiniz. Şerrinden Allahü Teala'ya sığınınız buyuruldu. Bundan anlaşılıyor ki bu gibi sözler Hazreti Emire iftiradır. Onu kötülemektir. Bundan başka Muaviye radıyallahu an Hazreti Emire, Hazreti Hasan ve Hüseyin'e ve diğerlerine radıyallahu anhum ecmaîn lanet etmeye başladı demek de Muaviye radıyallahu an hazretlerine iftira olur. Bu hadise olmuş mudur yoksa olmamış mıdır? Eğer olmuşsa Muaviye'ye ve diğerlerine niçin lanet edilmesin? Olmadıysa Keşşaf tefsirindeki yazının manası ne olur diyorsunuz. Cevabında olmadı deriz. Ehli sünnet ve cemaat mezhebi şöyledir ki Muaviye'ye radıyallahu anh dil uzatmak caiz değildir. Bu söz ona bir iftiradır. Hem bu hususta doğru bir haber de yoktur. Tarihçiler söylüyorsa bunların sözü nasıl senet olabilir? Dinin esasları tarihçilerin sözleri üzerine kurulamaz. Bu meselede i̇mam Azam Ebu Hanife'nin ve onun hesabının sözlerine bakılır. Tarihçilerin sözlerine ve keşşafta yazılı haberlere bakılmaz Keşşaftan alındığını bildirdiğiniz o yazılarda emir'in ve muaviye'nin ismi geçmiyor bu iki din büyüğünün birbirine lanet ettiğini gösteren bir işaret bile yoktur o yazılar tamamen doğrudur bizim bildiğimize uymayan bir şey yoktur ki imana aransın evet beni ümeyye halifeleri senelerce minberlerde ehli beyte lanet ettirdi. Ömer bin Abdülaziz buna son verdi. Allahü Teala ona bizim tarafımızdan büyük mükafatlar versin. Lakin Muaviye radıyallahu anh da Emevi halifelerinden ise de ona dokunulamaz. Eğer Muaviye sövülür, kötülenirse onunla beraber bu muhalefette ve muharebelerde bulunan çok sayıda eshab-ı kiram hatta aşere-i mübeşşereden dünyadayken cennetle müjdelenmiş on kişiden birkaçı da mel'un olur, kötülenmiş olur. Bu din büyüklerine dil uzatmak, onları kötülemek, onlardan bize gelmiş olan din bilgilerini bozmaya, kötülemeye sebep olur. Hiçbir Müslüman bunu layık görmez, ve kabul edemez. Efendim, bu meselede size iki mezhebi bildireyim. Ehli sünnet ve cemaatin sözü ve başkalarının sözü. Bazıları üç halifeyi ve muaviyeyi ve içtihatta ona uyanları kötülüyor. Bunlara sövüyor. Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem sonra birkaçı hariç olmak üzere bütün hesap mürtet oldu diyorlar. Ehli sünnet ve cemaat mezhebine göre Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem eshabına iyilikten başka bir şey söylenmez. Hiçbiri fena ve kötü değildir. Onları seven beni sevdiği için sever. Onlara düşman olan bana düşman olduğu için düşman olur. Hadisi i şerifi Hepsini sevmemizi emrediyor. Onların kavgalarının ve muharebelerinin iyi niyetle yapıldığını bilmeliyiz. Nefsin kötü ve çirkin arzularından ve inattan onları tamamen uzak görmek ve uzak tutmak lazımdır. İmamı Yahya bin Şeref Nevevi 631-676 Miladi 1274 Şam'da Müslim hadislerini açıklarken buyuruyor ki: İmam Ali radıyallahu an zamanındaki muharebelerde eshab-ı kiram üçe ayrılmıştı. Bir kısmının içtihadı emirin radıyallahu an haklı olduğunu göstermişti. Bunlara kendi içtihatlarına uygun yol tutmak vacip oldu. Hepsi Hazreti Emir'e yardım etti. Eshabın bir kısmı içtihatta doğruyu kestiremedi. Bunların kimseye karışmaması vacip oldu. Üçüncü kısmın içtihadı emire karşı gelenlerin haklı olduğunu göstermişti. Bu içtihatta olanların diğer tarafa yardım etmesi lazım oldu. Demek ki her biri kendi içtihadına uygun iş yaptı. Bunun için hiçbirini ayıplamak doğru değildir. Bununla beraber Hazreti Emir ve onun içtihadında olup ona uyanlar içtihatta doğruyu bulmuşlardı. Karşılarındakiler içtihatta hata etmişlerdi. Fakat içtihatta yanılma olduğu için kötülenemez ve ayıplanamaz. Yanılanlar bir sevap almıştır. Doğruyu bulanlarsa on sevap almıştır. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh Allah Teala o kanlara ellerimizi bulaştırmaktan koruduğu gibi biz de dillerimizi bulaştırmaktan koruyalım buyurdu. Bu kıymetli söz hata bile demenin doğru olmadığını ve yapılmış olanları da iyilikle anmamız lazım geldiğini gösteriyor. Demek ki Muaviye'yi radıyallahu anh sevmeyen ona lanet eden bir kimse bütün hesabı iyi bilse de ehli sünnet ve cemaatten olmaz. Bunu Şiiler de sevmez. Çünkü üç halifeyi seveni sevmiyorlar. Bunun için bu kimse ne ehli sünnettendir ne de Şiidir. Üçüncü bir yol tutmuş oluyor. Hesabı ı kiram arasında hasıl olan ayrılıklar için ehli sünnet alimlerinin bildirdiklerinde bir şüpheniz kalırsa güvenilen ve her şeyi ayrı ayrı izah eden itikat kitaplarını okumalısınız. Sonradan söylenilen, birbirini tutmaz, çürük sözlere inanmamalıdır. 36. mektubun tercümesi tamam oldu. Bu yazımızı güzel sözlerle bitirmek için, Ehl-i Beyt'in, radıyallahu anhüm, şanlı işlerini, metihlerini, üstünlüklerini yazıyoruz. Ahsap suresi 33. ayetinde mealen Ey Habibimin ehlibeyti beyti Allahü Teala sizin günahsız olmanızı istiyor buyuruldu. Müfessirlerden çoğu bu ayet-i kerime Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin radıyallahu teala anhum için geldi dedi. Ayşe radıyallahu anha da böyle olduğunu bildirdi zevceleri radıyallahu anhünne için geldi diyenler de vardır. Çünkü bundan sonraki ayet-i kerime açıkça zevcelere hitap etmektedir. Ahmet bin Hanbel'in 164 241 miladi 855 Bağdat'ta Müsned adındaki kitabında Ebu Said -i Hudri Uhud gazasında 13 yaşındaydı. 64'te vefat etti. İstanbul'da, Ayvan Sarayı'da, Kariye Camii bahçesinde denilmektedir. Diyor ki, bu ayet-i kerime, Rasulullah, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin için geldi. Bu beşine, ehli aba, yani hırka ile örtülü denir. Ahmet bin Muhammed Salebi'ye göre, 427 Miladi 1036 Nişapur'da. Bu ayet-i kerimedeki ehlibeyt Haşim oğulları demektir. Ayet-i kerimedeki riç günah yapmak ve iman edilecek şeylerde şüphe etmek demektir. O halde bunlar cehenneme girmez. Saat ibn Ebi Vakkas radıyallahu an i mübeşşeredendir. 17 yaşında yedinci olarak İslam'a geldi. Bütün gazalarda bulundu. İlk ok atandır. Çok nişancıydı. Katsiye'de zafer kazanıp, İran Mecusi Devleti'ni tarihten silen İslam ordusunun baş kumandanıdır. 55 Medine'de Buyurdu ki, Ali İmran Suresi 61. ayeti Geliniz, çocuklarımızı ve çocuklarınızı çağıralım nazil olunca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'i radıyallahu teala aleyhi ecmaîn çağırıp Yâ Rabbi, işte bunlar ehli beytimdir." buyurdu. Müsevvir bin Mahreme radıyallahu an namazdayken mancınık taşıyla şehit oldu. altmış dört. Medine'de. Buyurdu ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Fatıma radıyallahu anha benden bir parçadır. Onu kızdıran beni incitir. Hicrette 13 yaşındaydı. 15 yaşındayken Ali'ye radıyallahu an verildi ki Ali o zaman 25 yaşındaydı. Hicretin 11. senesinde Medine'de vefat-ı Nebi'den altı ay sonra vefat etti. Ebu Hureyre radıyallahu an Hayber'de İslam'a gelip hemen gazaya başladı. Çok fakir olup Resulullah'tan ayrılmazdı. Muaviye bunu Medine'ye vali yaptı. 59'da 79 yaşında vefat etti. Medine'de. Diyor ki, Resulullah'ın yanındaydım. Hasan geldi. Ya Rabbi, bunu seviyorum. Sen de bunu sev ve bunu sevenleri de sev buyurdu. Enes bin Malik, Resulullah'a on yıl hizmet etti. Yüz seneden fazla yaşadı. Diyor ki, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Hasen'den daha çok benzeyen kimse yok idi. Bir kere de Hüseyin radıyallahu anh, Resulullah'a çok benziyordu, dedi. Zeyd bin Erkam radıyallahu an Uhud gazasında küçük idi. Diğer on 17 gazada bulundu. Altmış bir Küfe'de. Diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Benden sonra size iki şey bırakıyorum. Bunlara yapışırsanız yoldan çıkmazsınız. Birisi ikincisinden daha büyüktür. Biri Allahü Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'dir ki gökten yere kadar uzanmış sağlam bir iptir. İkincisi ehli beytimdir. Bunların ikisi birbirinden ayrılmaz. Bunlara uymayan benim yolumdan ayrılır. Yine Zeyd bin Erkam'ın bildirdiği hadisi i şerifte Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'le harp bana karşı harp demektir.'' Bunlarla sulh ve selamet üzere olmak bana teslim olmaktır buyurdu. Cemi bin Ömer radiyallahu anh diyor ki Amcamla birlikte Ayşe radiyallahu anha validemizden sorduk ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok kimi severdi? Cevabında Fatıma'yı radiyallahu anha buyurdu. Erkeklerden kimi en çok severdi dedik. Fatıma'nın zevcini dedi. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma ilk hendekte ve bütün gazalarda bulundu. 84 yaşında, 73'te Mekke'de vefat etti. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Hasan ile Hüseyin dünyada benim güzel kokularımdır. Ali radıyallahu anh buyurdu ki Hasan'ın göğsünden yukarısı Hüseyin'in göğsünden aşağısı Rasulullah'a çok benziyordu. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma çok alim idi. 68'de 70 yaşında Taif'te vefat etti. Buyurdu ki Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek omuzunda Hasan vardı. Birisi ya Hasan, ne iyi yere oturmuşsun deyince, omuzumdaki ne iyi insandır buyuruldu. Ayşe radıyallahu anhadan Ebu Bekr Sıddık'ın kızıdır. Resulullah Efendimize Allahü Teala'nın emriyle altı yaşında nikah edilip Hicretin ilk yılında dokuz yaşında düğün yapıldı. Ayet-i kerime ile meth ve sena olundu. Alim edip çok akıllı ve üstad idi. Binden fazla hadisi şerif bildirdi. Rasulullahın vefatında 18 yaşındaydı. 57'de 65 yaşında Medine'de vefat etti. Abdullah bin Zübeyr'in teyzesiydi. Nakledildi ki Eshab-ı Kiram hediyelerini Rasulullah'a Ayşe'nin evinde getirip böylece sevgisini kazanmaya yarışırlardı zevceler iki grup idi. Ayşe tarafında Hafsa, Safiye, Sevde vardı. İkincisi Ümmü Seleme ve ötekiler idi. Bunlar Ümmü Seleme'yi Rasulullah'a gönderip eshabına emir buyur. Hediye getirmek isteyen hangi zevce yanında iseniz oraya getirsin. Dediklerinde Rasulullah buyurdu ki beni Ayşe hakkında incitmeyiniz. Cebrail aleyhisselam bana yalnız Ayşe'nin yanındayken geldi. Ümmü Seleme dediğine pişman olup tövbe ve af diledi. Fakat zevceler Fatıma radıyallahu teala anhun ne ile de haber gönderdi. Cevabında ey kızım benim sevdiğimi sen sevmez misin buyurdu. Fatıma, elbet severim dedi. Cevabında, o halde Ayşe'yi sev buyurdu. Ayşe radıyallahu anha buyurdu ki, Rasulullah'ın zevceleri arasında Hatice'ye radıyallahu anha gayret ettiğim gibi başkasına gıpta etmedim. Halbuki onu görmemiştim. Çünkü ölmüş olduğu halde onun adını çok söylüyordu ne vakit bir koyun kesip dağıtsa, mutlaka bir parçasını da Hatice'nin akrabasına yollardı. Bunu görünce bir defa, Allahü Teala sana sanki Hatice'den başka kadın vermedi mi, hep onu söylüyorsun dedim. Evet, başka kadınlarım oldu. Fakat o şöyleydi, böyleydi ve ondan çocuklarım oldu buyurdu. Abdullah İbn Abbas buyurdu ki, Rasulullah Abbas bendendir ve ben Abbas'tanım buyurdu. Abbas radıyallahu an Bedir gazasında esir oldu. Sonra Müslüman oldu. Mekke ve Huneyn gazalarında bulundu. Uzun boylu, beyaz, güzel idi. 32'de 88 yaşında vefat etti. Medine'de Bakî'dedir. Yine Abdullah'ın haber verdiği hadisi i şerifte nimetlerini size bol bol gönderen Allahü Teala'yı seviniz. Allahü Teala'yı sevdiğiniz için beni de seviniz. Beni sevdiğiniz için ehl-i beytimi seviniz. Buyurdu. Ebu Zer Gıfari, beşinci İslam'a gelendir. Otuz ikide Medine'nin Repte köyünde vefat etti. Buyurdu ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, biliniz ki içinizde ehli beytim Nuh aleyhisselamın gemisi gibidir. Gemiye binen kurtulduğu gibi ehli beytimi seven kurtulur. Bunlara uymayan helak olur. Kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Aşkın aldı benden beni seviyorum Rabbim seni. Senin sevgin pek tatlıymış. Seviyorum Rabbim seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile zevklenirim, seviyorum Rabbim seni. Emrettin ibadetleri, methettin İyi halleri, verdin sonsuz nimetleri, seviyorum Rabbim seni. Ne nankör nefsim var acep, zevk için bana kıyar hep. Ben hakiki zevki buldum, seviyorum Rabbim seni. İbadeti güzel yapmak, dünya içinde çalışmak, Gece gündüz işim çünkü seviyorum Rabbim seni. Sevmek lafla olmaz Hilmi. Rabbin çalışınız dedi. Halinden de anlaşılsın. Seviyorum Rabbim seni. İslam düşmanları nice çatıyor dine sinsice durursan doğru mu olur? Seviyorum Rabbim seni. Aşık tembel oturur mu? Maşuka toz kondurur mu? Düşmanı sustur da söyle, seviyorum Rabbim seni.''